Şöyle de başlayacağız inşallah. Bir kere Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allah iki cihanda aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın. Rızası dairesinde hareket ve hayrat kazandırsın. Şimdi söyleyeceğim veya düşündüğüm şeye Allah bizi muvaffak kılsın. Şu, böyle başlayacağız. Mektubatta diyor ki, 24. mektupta birkaç tane yapayım. Diyor ki, sanattan sanatkara gitmek yöntemi bana bir sene kafi geldi diyor. Hatırladınız değil mi? Başka bir şey, kafanızda bir şey canlandı, o değil yani anlatacağım. Sonra buna bir sene, ötekisine sonra diyor esma hükmünü icra ediyordu. Hayli zaman kafi geldi diyor, sene vermiyor. Onu oraya koyduk. Tamam. Sonra şunat-ı zatiyeden bahsediyor. Ben size başka bir şey yapacağım. Beni cidden şöyle bir 10 günden beri, bir haftadan beri sarhoş gibi eden bir şey. Paylaşacağım size. Uygun değilse de zaten sileceğiz şeyden. Belki de ilk defa açıyorum bunu. Şimdi Kur'an'ın yöntemi, merhameten vasatta gidiyor. Avam esas almış. 25'in sözü öyle söylüyor, anlarsınız. Havası da ihmal etmemiş. İşaretle, remizle, telmihle onlara da hisse atmış. Ama rahmeten lil alemin olabilmesi için Kur'an'ın yöntemi muhatabı ekserisi avam olduğu için birinci derecede avama hitap ediyor. Tam bunu bildiğiniz bir şey. Var mı sıkıntı burada? Avam ne demek? Boş ver şimdi. Yok, şimdi avam şartlar. Orta. Sen ben avamız o. Havas değiliz ya. Hani o avamız. Kur'an'a muhatap olan avamdır. Şimdi bir daha Kur'an merhameten ekseriyeti muhatabı avam olduğu için avama şey yapıyor. Fakat havası diyor. Aynı böyle geçiyor. Havası ihmal etmemek adına onlara ya telbih, ya ima, ya işaret nevinden onları da imal etmemiş. Örnek de veriyor. Başşamsu tecrili müstakarlığa la mı şu anla, şu anla falan. Burayı da bildik. Koyduk mu abi iki tanesini alt alta? Kur'an avama sari ifade eder. Havasa ima eder, işaret eder, remz eder vesaire. Şimdi Kur'an cennetten bahsediyor. Cennetten bahsediyor. Tamam. Bu avama da avama hitap ediyordu. Havasa demek bunu hitap etmiyor. Havasa başka bir şey söylüyor. Biraz tuhaf oldu değil mi? Yani açık bahsettiği şey merhamettir. Evet. Avama. Ama esas Kur'an'ın gayesi bu değil. Açık bahsettiği. Ama hepsini içine alıyor. Mesela anlattıklarından fazladır anlatmak istedikleri kanunca. Peki havasa bu avama bu malzemeleri yaptıktan sonra çıkar mı? Cennetten bahsediyor. Cennetten bahsediyor. Demek ki Kur'an'ın gayesi cennet olmadığını söylüyor. Ne var peki? Vasatta imtihandır dedi. İmtihandır. İnsanı bu pek doyurmuyor. Yani bu dünya imtihandır. Doyurmuyor.
İki, ben şeyden söylüyorum. 29. sözden şimdi. İstidatların bil kuvve kabiliyetlerin bir fiile dönüşmesini istiyor. Bu da zıtların karmasını iktiza ediyor. Abiler bunlar toplayıp demek istediğimi açık diyemeyeceğim zaten. Biraz işaret ettim, biraz da malzeme yapayım dedim. İmtihandır demek insan o kadar şey yapmıyor. İki, bir kuvve istidatları bir fiile inkişaf ettirmek için gelmişiz bu aleme. Bu da doyur şey yapmıyor. Çünkü cennete de yapabilirdi. Esmadan, şey sanattan sanatkara gitmek, bu da belirli bir sene. Sonra esma hükmünü icra ediyor. O da hayli zaman devam etti. Kur'an rahmeten avama vasatta efsatuhuna hitap ettiği için umumi muhatabı talebesi bu olduğundan ama havasa işaret eder, remzeder. Yani havasa der ki bu gayen değil. İşaretten başka bir şey söylüyor. Havasa diyor ki senin gayen bu değil. Bu eliminin için yaptığını anladın. Cennet gayen değil. Başka? İstidatlarını bir kuvveden bir fiil yapmak da gaye değil. Zıtların cebini gaye yapmak gaye değil. Esma hükmünü icra ediyor. Esmaları tanımamak değil. Peki nedir? Bu alt ata koyduk. Başka bir şey var. Ve ehli dünyanın, bilim insanı, felsefe insanının tın tın edip İslam alimlerinde de etkilendiğinden şüpheleniyorum ama tın tın edip ama tanımlayamadı, illüzyonda istemeleri de alt alta koy. İlahi başka. Yani gaye ilahidir bunlar. Hepsi gayri ama havasa anlatmak istediği, işaret etmek istediği bunlar birbirine koydukları, sıraladığımız değil. Bir daha yapayım abiler. Gerek var mı? Yok. 5-6 tane önermeyi koyduk. Burada, bu alemde insanın yaratılmasında cennet, cehennem gaye olmadığı gibi Resul malımız olan istidatların kabiliyetlere dönüşüp İnkişaf etmek de gaye değil, esma hükmünü icra etmesi de ana gaye değil, gayedir ama ana gaye değil. Sanattan sanatkar intikam ana gaye değil. Bunlar efsatuhu, Kur'an'ın rahmeten lil alemin oluşuyla bahsettiği cennet, işte bunlar bahsedilen bir şey ama bahsedilmeyen ama bunların toplamından bizi bir yere götüren, remzedilen esas gaye o. Kim ne anladıysa. Böyle. Yani söylemeyecektiniz niye keseriz dediniz abi. Bir şey kesecek ama o, bir şey söylemediniz. Alt alta toplayıp bu değil işte. Yani Kur'an diyor rahmet olduğundan o çok önemli tabir. Muhatabı ekseriyetle muhatabı avamdır. Biziz. Bize bunları hitap ediyor. Cennet, istidat, sanat, sanatkara, esma hükmünü icra ediyor. Bunların Kur'an'ı bahsettiği, bahsetmediği bu bahsedilenleri topladım. Bunların toplamının dışında bahsetmediği bir şey. İşte Rıza İlahi de bahsedilen o. Biz insanları matematiksel ve mantıksal sevince, kalkınca nefret hakikati ortaya çıktı. Matematiksel ve mantıksal muhabbet yapıyoruz. Karşılık vermek. Oysa koşulsuz muhabbet edebilsek bu Müslüman'a ait tabii. Muhabbet deyince kafire Allah sat. Yani bazılar içinizde geçer ya kafir de mi der? Bunu sormayacaksınız. Çünkü bedihi bir muhal. Bu Müslüman'dan Müslüman'a. Yani koşulsuz sevmek kafir bunun içinde olur mu? Olmaz tabii de. Oysa koşulsuz mabet edebilsek bu Allah'ın sev dedikleri çerçevesindedir. Yani muhabbet gözü kusur bu sefer görmez. Sebebi yani böyle bir
kazanılan bir şey değil. Sende uyanan bir şeydir bu. Yani kusur görmeyeyim diye değil, niyet değil bu. Böyle bir yapı çıkıyormuş insanda. Yani hesaplı sevmek olmamalı. Yani bu doktordur, vali kardeşçidir, şu şeydir. Değil yani. Pergeli iman, iman ehlidir. İman ehlidir. Dava arkadaşımdır. Yolda yürürken yoldaşımdır gibi. Başka. İnsan kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alimi adam demiş. Bunu şair. Kah inerim yeryüzüne seyrederim alimi. Şairin sözü bu. Bu biz haf ve reca arasındadır. Yani bu. Haf ve recayı bize tanımlar bu. Ben muhabbetle şunu yapmak istedim. Muhabbet zahirde var ya anlaşılan, birbirimizi kusurunu görmeden alemimizde yer tutmak, yer açmak. Ben içeriye taşımak istedim. Muhabbet edince bende bir şey uyanıyor. Bir göz uyanıyor. Bir yapıç aktif oluyormuş. Kâ bunu evladın uyandırır. Kâ eşin, kâ arkadaşın, dava arkadaşın. Bir şey yani. Yani onu anlatmak istedim. Haf ve reca olabilmesi için de bazen Allah'ın canibinden bakmak, bazen beşer canibinden bakmak. Başka bir şey. Arabam var, yol yok. Param var, harcayacağın şey yok. Ruhum var, kendisinden daha değerli harcayacağın şeyi yok. Bugün Mehmet kardeş de bunu söyledi. Çok da hoşuma gitti. Mesela ölüm var, tamam. Hastalık var, tamam. Fakirlik var, tamam. Ama devam hepsinden büyük. Bak ne yaptı? Ölüm var, tamam. Ama devam bunlardan da büyük. İnsanın en değerli malı, resul malı hayatıdır. Hayatın bir yere endekslemesi onun büyük olduğunu gösteriyor. Neden? Kendinden de. Allah'a iman ediyoruz. Yani her şeyi yaparız. Hayatımız veriyor. Çünkü hayatımızdan daha değerli. Davaya ömür veriyoruz. Ve kendimizden daha kutsi de koyuyoruz. Dava. Ben öleyim. Önemli değil. Mesela uğruna ölünülüyor. Vatan deniliyor. Mesela arabam var. Yol yok. Tamam. Ruhum var. Ruhum var. Kendisinden daha değerli bir şeysi yok. Ne oldu? Biz dünyada yaşarken, mesela bazılarına, zenginlere diyorum ki, Allah'a şükredin ki iyi ki fakirler var. İslam esası dörde inerdi. Zekat veremez. Dolayısıyla bir rüknü imani olmazdı sende. Fakirde dört tane. Hatta üç tane. Haç da yok tabii. Bir de hasta ise oruç da yok. Anladın mı? Acayip bir şey. Yani hiçbir şey yok. Senin ve benim gibi. Şimdi araba var, yol yok. Mesela paran var. Zekat vereceksin. Verecek ki kişiyi bilmiyorsun. O daha beter insanı yakar. Ruhum var. Ruhla seveceğim bir şey yok. Yani değecek bir şey yani. Ruhu verdim ama değsin. Ne olabilir? Ruhumdan değerli dünyada ne olabilir? Çocuğumun ruhu. Mümkün değil. O ateşe dayandığı zaman Kur'an söylüyor. Haşr'de ve cennette günahını yüklemek için çocuk ara, çocuğunu, eşini, anneni, babanı ararsın. Anne de evladını arar. Sen büyütmedin mi? Cehenneme dayanınca bunu diyemezsin. Dişini ağrınca oğlum, oğlum demiyorsun. Dişini delince yapınca
ne olur kalır ne bir şey. Oğlum demiyorsun. Onları geç. Koltukta o. Koltukta otururken olur. Biz dünyada yaşarken aralara göndermeler yaptık. Aralara göndermeyenler ölünce nereye gidecekler? Biz dünyada yaşarken oralara göndermeler yaptık. Mektuplar gönderdik. Adres olmasa mektup gitmez. Oralara göndermeyenler nereye gidecek? Adresi yok, kimsesi yok, tanıdığı yok, dili bilmiyor. Gitti bir memlekete. Mesela Avrupa, Amerika kıtasına bir yere indi. Lisan yok. Tanım yok. Hiç mektup yazmamış. Karşılayanı yok. Onu yurt dışına gidip de karşılayanlar o biraz geç gelince insan hissediyor bunu. E Allah Allah, neredeler ya? Nereye? Ahiret var mı? Her şeyin yani cevap veriyorum ama bu cümleyle. Ahiret var mı? Her şeyin ahiri olduğu gibi dünyanın ahirisi de vardır. Sen her kazandığın fikri, hissi ve ameli, her şeyin ahirisini, sonucunu dünyada da yaşamıyor musun? Bak, fikir, veys. Üretiyorsun, sonucuyla muhatap oluyorsun. Ahiret demek, her o şeyin ahirisi ne iman ediyorsun? Ahiret demek, dünyanın ahirisi. Sonu demek, ahir. Sonrası demek. Bir de okuyorum. Her şeyin ahirisi, sonu, son tarafı olduğu gibi, son tarafı yoksa şimdiki tarafı da olmaz. Mesela şimdiki zaman diyebilmen için gelecek zaman olması lazım. Geçmiş de olması lazım. Şimdi soruyorum. Gelecek an olunca mı an mazi oluyor? Veya hal mazi olduğu için mi istikbal hali oluyor? Bir daha. Üç tane ya. Gelecek, an, geçmiş. An mazı olduğu için mi, boşaldığı için pat diye değirmene mısır düşüyor bu? Yani hal mazı olduğu için mi istikbal hal oluyor? Veya istikbal hal olduğu için mi hal mazı oluyor? Netice önemli değil. Biri birisiz olmaz da ondan. Diyemezsin hiçbirisini. Şimdi ahir denmesi için kendisi de olması lazım demek için söyledim. Geçmiş zaman denebilmesi için şimdiki zaman lazım. Ahiret, ahir, bu hayatın ahiri, sonrası. Olmayan mı var diye gösteriyorum. Fikir üretiyorsun, ahirisi için. Hissin ortaya çıkıyor, ahirisi için. Evlenmek istiyorsun, ahiri için. Fikri, hissi ve ameli, her şeyin ahirisinin sonucunu dünyada da yaşamıyor muyuz? Ahirisi olmayan bir şey var. Elde ettiğin her şeyin ahirisi, sonrası yok mu? Hayatında dönüp, hayatına dönüp baktığında tüm kazanımlarının ahirlerini de göreceksin. Mesela hayatına geç bakalım, burada niyesin? Bu ahirdir, mazideki halin. Yani şu anda bulunman tesadüfi değil. Şu anda niye bu mecliste bulunuyorsun? Bir ahirin var, evelin var. Bu ahir. Şu halinin de bir ahir olması lazım ki şu hal diyebilesin. Hayatına dönüp baktığın zaman tüm kazanlarının ahirisini şu anda göreceksin. Demek her şeyin, dünyanın da ahirisi, sonrasına ahiret denmiş. Aslında abi evvel ve ahir ilim seviyesinde var. Yani İmam Bündi ya. Hal kazadır yani. İkisi evet. Kader. Hal kaza oluyor. Kaza oluyor. Demek her şeyin dünya, her şeyin dünyanın da ahirisi, her şeyin olduğu gibi dünyanın da ahirisi var ki o ahiri manada, yani sonrasını ahiret denmiş. Senin hayatının tüm ahirlerinin toplamına da, senin hayatımızın hep ahirleri, ahirler, ahirler, ahirlerinin toplamına
mantıksal olarak ahirlerin toplamı ahiretin olacak. Bir mesela şundaki halin senin mazideki yaşantının ahirisi. Şu andaki şeyin gelecek haftadaki ahirisi. Böyle ahirlerin toplamı da ahiret oluyor. Azamet rububiyete, kibriya uliyete, la ilahe itikada, dimağa, illallah ise imana, kalbe bakıyor. Dima ve kalbin bütünlüğü tevhid. Eskiler şöyle demiş, ondan sonra kapatacağım. Azamet rububiyeteymiş. Kibriya uluhiyete, la ilahe itikada, dimağa, illallah kalbe. Abi azamet neden rububiyete olsun ki? Nereye olması lazım? Yani azamet ezeli değil midir? Azamet ezele bakar abi. Kibriya, çünkü ikisi de perdedir. Azamet örtendir, kibriya gösterendir. Çünkü ne diyor? Azameti kibriyasına tesettür etmiş Zat-ı Akdes diye söylüyor. O zaman azamet ezel olur ve uluhiyet olur diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz hangi manada söylediniz? Bilmiyorum da böyle ben notları okuyorum şimdi. Ona girersem dağılır. Azamet şimdi el azameti ridai ve kibriyayı izari. Girersem şey olur diye. Tamam dursun bu. Şeydir yani ezel ebed doğru mu? Azamet ezele, kibriya ebede. Şey yapmam lazım, o sıcak olması lazım. Yoğunlaşmam gerekiyor. Oradan çünkü rubiyet oraya çıkacak da onun için diyorum abi. Eskiler demişler ki, İslam'ın mahalli sadr. Yani kalp, sadr göğsün. Burada ortaya çıkıyor. Kalp, Fuad'ın mahalli Fuad varmış. Kalpte bir de. O ne demekmiş? Muşahade. Yani Latife-i Rabbaniye bizde. Fuat. Bu da ilgimi çektiği için aldım. Bu benim şeyim değil. Alimler demiş. Ondan sonra şey yapacağım. Yani malzemelerimiz dursun yani. Hayatımızda rastlarsa kalp Fuat varmış bir de. Sadr. Sad vel Kur'an-ı zikr. Sad. Mali, kalp. Fuat, müşahedeymiş. Latife-i Rabbaniye bizde. Onlar da müşahede. Habbenin mahalli, habbe. Mesnevi-i Nuriye'de de var habbe diye. Muhabbetullah'ymış. Onların tabiri bu. Sevdanın mahalli, keş. Sevdanın mahalli, keş. Keş böyle garip tabir değil mi? Size de bana da garip geldi. Ruhun mahalli, envar-i ilahiyenin makamıdır. Demişler. Çok tuhafıma gitti. Aldım. Bir cümle var şimdi bizimle alakalı. Adem, bizim tarafımızdan bakınca yokluk iken, Allah canibinden bakınca başka bir tecelliyattır. Allah'ın başka bir tecelliyatıymış. Buradan bakınca yokluk, oradan bakınca başka bir yapı. Yani diyor ya zaten abi, Adem'le vücut birer menzil diyor. Evet. He. Buradan bakınca böyleyken, mesela şöyle diyeyim. Böyle bir bakıyorsun, mezarlığa adam giriyor. Başka bir taraftan bak diyoruz. Bak, mevt. Ruhun cesetten çıkmasıdır. Öyle mi abi? Öyle diyor. Ruh cesetten çıktı. Ceset toprağa girdi. Niye hala ruhu oraya sokuyorsun ki? Zaten ruh çıktı. Bak değişti değil mi? Evet. Başka bir bakışı daha yapalım buna. Bizim klasik şeyimiz var ya. Benim gömleğim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum. O benim ruhum diyen, benim ruhum diyen, varmasan bile duysan bunları, Allah böyle bir Allah'tır. Duyduğunu da sanki kazanmışsın gibi verebiliyor, verir. Yeter ki isteyelim. Nadir abim bana şey var, basit. İlimle pek meşgul olmuşsun diyor. Bak
kadar bildin değil mi yok? Olmuşsun. Eksikliğini sana söyleyeyim. Dua etmeyi az yapıyorsun. İste. İlimle bilirsin ama sahiplenemezsin dedi. Bu enfos işi için. Dua et çok. Dua et. Şimdi dedim ki Nadir abi, ilim yapmak dedim, bunları konuşmak dua değil midir? O çok güzel dedi. Bak hoşuma gitti dedi. Ya, duadır. Şimdi bir dua yapalım bak. Şimdi dua. Benim gömleğim, benim hayatım, benim vücudum, benim ruhum diyor ya. O ben diyene pergeli koydun mu abi? Önündeki ne var? İlk muhatap. Ruh. Benim ruhum dedi ya. Biraz daha aşağı in. Ruhtan daha aşağıya. Benim kalbim. Biraz daha aşağı in. Benim vicdanım. Öyle mi abi? Biraz daha aşağı in. Benim dimağım. Benim vücudum biraz daha aşağı. Sen burada mısın abi? O ben olan ben. Oraya pergeli koydun mu? Pergeli koymasan ustad niye enneden bahsetsin? Niye bize böyle üç tane eser aklen yazılamaz diyor. Felsefeyle çözülemez. 29. söz. 30. söz. Osman'ın Risalesi. 24. mektup. Yazılamaz. Şimdi ne işimize yarayacak? İşte biraz önce konuştuğumu vardı ya böyle ilk başta. Şimdi o enneye koydun mu? Pergeli. Önündeki ne var? Ruh. Ruh cesedin çıkmayacak mı? Çıkacak. Vefat ne demektir? Bedenden ruhun ayrışması. Ona şahit oluyorsun. Ölen şimdi kim? Bak ölüm anını yapıyorum. Sen şahit oluyorsun senin ölümüne. Niçin şahit oldun? Yaratılışında sen yaşarken tefekküründe haşa bir Allah vardı. Seni de aldı yanına. Tövbe anlamak için. Tefekkür etmek için. Seni yanına koydum. Gel olmayan sen. Tamam buyur yani. Bütün 18 bin alemin yaratılışına ve dolayısıyla sendeki hulasalınışına, senin yaratılışına sen şahit ol dese, Allah benim yaratılışıma beni şahit tutsa, o makamı ala böyle, yani Allah vermeyici bir şey, kullarına böyle tefekkür ettirmez, diline vermez. Nerede o? Sakın böyle bir şey geçirmeyin kafanıza. Allah gözükmez diye gözükmüyor. O ayrıntılarda abi vardı ya, Musa abi mi neydi? Deccal'dan bahsediyorsun diyor Müslüman'a. Hemen şu Allah göstermesin diyor. Niye öyle diyorsun diyor. Allah göstermesin diye diyor. Dua oluyor. Geldi adama Allah sana göstermedi diyor. Kötü olmadı mı diyor şimdi. Şimdi ben şunu bir şey yapayım de. Ne işini yarayacak diyorlar yani Enel. Tamam kardeş sen meşgul olma bu işlerle de. Ama Risale'de bunlar konmuş. Enaniyeti enanet zannediyor. Enaniyetin üç manası var. Sureti gurur kibir manasındayken. Kanuniyeti nedir o? Ruzname, takvim, harita, hulasa değil mi? 146 emirdana söylüyor. Ama enfusi manası ise ene. Şimdi eneye koyduğun zaman pergeli, yani yaratılışına sen şahit olduğun gibi, nasıl şahit oluyorsun? Kalp ve ruhun derece hayatına çıktın mı mekan ve zaman kalmıyor. Tefekkürle oraya zaten Miraç'ın sırrı da budur. Evet abi ya. Miraç'ın hakikati değil bu. Miraç'ın sırrı da bu. Kendi yaratılışına kendin şahit oluyorsun. Tamam. Kendi yaratacak. Sana ne getirecek bu şimdi? Yani buna sana ne getirecek? Evveliyle ahiri aynı olduğu için kulu vallahu ehed, küllehü küfüven ehed. Kökteki çekirdek, memedeki çekirdek aynıdır ama gayri de değil. Vefat anında ruhun cesetten ayrılışına gafur şahit olacaksın. Bu tuhaf. Şehitlik de değil bu. Şehit de değil bu. Şehit bilmez. Bu şahit oluyor. Yani Subhaneke ya şehid, taleyte ya şahid, ecirne minen nari biafike ya rahman. Yani bu şehitlik de değil ha. Başka bir şey bu. Yani cennet falan değil bu. Başka bir şey anlatıyorum. Yani cennet falan yok bu kapı kafsende, Miraç'ta. Ey kulum gel senin yaratılışına sen şahit ola. Nasıl oluyor? Tefekkür ede ede bunlar söylettiriliyorsa eneye koyduğun zaman kendi ruhunun cesettenki erisine sen şahit oluyorsun. Peki sıkıntıyı kim çekiyor? Beden çekerken, ruh şey yaparken hepsine sen şahit oluyorsun. Allah Allah. Yani bir egzersiz yaptırmıştık hatırlıyor musun? Mesela
şu anda yapayım. Yapın böyle. Tavana çık, oradan bakar mısın kendine? Hem konuşurken. Ha, konuşmadan yap. Böyle bakayım. Aa, şimdi ben tamam, oradan görüyorum. Aynı zamanda konuşuyorum. Hakikaten yapa yapa tabii. Yukarıdan bakabiliyorsun. Ha, bu hayalin biraz da kullanmasına bağlı. Buna benziyor demek için yaptım bunu. Oyun oynamıyorum yani. Kendini kendin seyrediyorsun. Bak, konuşurken seyrediyorsun. Şu anda seni görebiliyorsun. Kendi yaratılışına bunun gibi yani. Sen şahit olunca karın ne olacak bunda? Hep zaten karda. Teris olurken de teris olmuyorsun. Şehitliğine, terisliğine de şahit ol. Terislik de yok burada. Mesela vefat. Biraz da yukarıya çık. Şehit. Bir yukarıya şehit. Şahit. Sonra şehit. Şehit, şahit. Başka bir şeye bakıyorsun böyle. Bir şey olduğu yok. Her şey olmuş bitmiştir. Olan olmuştur. Olmayan da olmamıştır. Her şey başka bir şey yani. Hasan abi, bir sorum sorabilir miyim size? Bununla alakalı olsun. Daha... Bununla alakalı. Ha. Aslında şu ana kadar konuştuklarınızın aslında hepsi birbiriyle alakalı. İlişki kurabilirsek tabii abi. Şimdi Hasan abi, ahiret nerede başlıyor? Söylemek isteyen çabuk söyle. Ha. Yok, ben size soru soruyorum. Kabir, bilmiyorum derseniz devam edeyim. Tam bilmiyorum. Şimdi az önce dediniz Hasan abi. Tamam. Az önce dediniz ya ki Kur'an, aynı Kur'an, avama farklı bir şey anlatıyor, havasa farklı bir şey anlatıyor ama Kur'an aynı Kur'an. Şimdi benim için alemi şehadet olan, şimdi diyorsunuz ki ahir, bütün ahirlerin toplamı ahiret oluyor mu abi? Hı hı. O zaman bu havas için alemi şehadet diye bir şey yok. Bütünlüğü zaten ahiret abi. Başka bir şey, evet. Başka bir şey. Şunu bilsek yeter ha. Bu derste. Kur'an merhameten avama birinci derecede muhatabı odur. Öyle değil mi? Kur'an'ın birinci derece muhatabı avamdır. Havas mahrum etmemek için ona işaret eder, telmi eder, ima eder, rumuz eder, eder. İhmal etmez onu, mahrum et bırakmaz. Avama bu. Avama hitap ettiğine göre birinci derecede. Diyor ki Kur'an, cennet var diyor. Başka Rıza-i İlahi var diyor. Başka? Avam daha üstüne inkar mı eder? Etmez. Yani şey yapsan eder tabii. Çünkü sahabelerin en büyük imtihanı kılıç yoktu falan değil. Miraç'tı. Nurcuların imtihanı nedir? Layıkalara sadakattır. Çok garip yani. Ustadın hayat, mücadele verdiği şeyle adam nurculuk adına onunla kol kola olabiliyor ve biz de onun peşine gidebiliyoruz. Abi ben bir şey diyebilir miyim? Resulullah Efendimiz demiş ki işte bana Kur'an kadar bir Kur'an verildi, söylemeye mezun değil. Söylemeye mezun değilse niye söyledi? Ebu Hureyre Efendimiz demiş ki, ben söylediklerini, duyduklarını söylesem beni öldürürsünüz. Evet. Niye demiş peki? Söylememesi gerekiyordu. Bir şey yani evine bir şey düşüneceğimizi... Biz mi yani ipucu mu veriyor? Tabii yani diyor ki, hasrı fikretmeyin, kanaat etmeyin. Başka bir şey. Başka. Burası başka. Ehli efendim biraz anlamış. İllüzyondayız. Aldanmışız. Peygamber Aleyhisselam uykudayız diyor. Biz atmışız böyle. Uykudasınız. Ölünce uyan. Ama siz ölmeden önce uyan. Şu anda sanattan sanatkara, esmanın zuhuratı, istidatların kışafı. Bu da değil. Hasan abi, ne kadar tefekkürün ortak olacaksınız bilmiyorum. Ama İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'den daha ahir var mıdır? Dünya ne garip yer, neymiş? Dünya denilen film içinde insanların filmlerini seyrediyorlar. YouTube'la almış telefonu. Diyor, seyrediyor.
Neyi seyrediyor? Adamın filmini. Aslında kendi filmini seyredeceğini seyrediyor. Dünya garip bir yer. Bir daha. Dünya ne garip bir yer ki film içinde film çekiliyor, film seyrediyor. Onun filmini seyrederken başkasının kendi filmi çekiyor. Aynı filmi oluyor. O zaman ben bu muyum, o ben mi oldu? Bak ben bunun filmini seyrederken his ve duygusuna dönüşmüyor muyum? Ona dönüşmezsem seyredemem. İçine girmesem, olmasam bu beni memnun edemez. Tamam? Şimdi ben onun filmini seyrettiğim anda filmim çekiliyor. Benim oluyor. Filmim oluyor. Filmim çekiliyor benim. İkisi birden çekiliyor. Onun filmi benim ebedi filmim oluyor. Acayip. İşin içinden çıkamadım zaten. Onun filmini seyrederken kendi filmini çekiyor. O film, bu film aynı oluyor. Geldi ayır kendini. Son cümlemiz olsun. Çünkü sayfa bitti. İnsanoğlu fıtratları başkalaştırabilirsiniz. İnsanoğlu fıtratları başkalaştırabilirsiniz. Başkalaştırabilirsiniz ama insanoğlunun fıtratını değiştiremezsiniz. Benim bedenimi başkalaştırırsın ama aklımı değiştiremezsiniz. Yani kalıcı olmaz. Yani fıtratı yaparsın. Değiştiremezsin. Başkalaştırabilirsin, değiştiremezsin. Çünkü yapısında, yazılımında başkalaşabiliyor. Ne kadar? Sonsuz. Bir insan sonsuz karakter sahibi olabilir. Böylelikle şimdi şey yapıyoruz abiler. Akıl. Çok ara verdik. Vicdana girdik. Ara verdik derken vicdan yaptık. Vicdana bir ara verelim. Ne işimize yarar o tür o şeyler? Onları bizi astımıza taşır. Sır Miraç. Bu. Sır Miraç. Başka bir şey. Çok garip ama. Bilmiyorum ama tıntın edilen bir şeyse, çok benim kafamdaki tıntın edilen bir şeyse korkunç aldanmışız. Korkunç. Yani şöyle düşünün, şöyle. Yani bu dünyayı biliyoruz. Allah alemimizde nedir yani, nasıl bir şeyse? Özelliği ve ebedi. Baş döndürüyor değil mi böyle? Şöyle düşün, ben en çok baş döndürüyor şu. Allah var iken hiçbir şey yoktu, bunu anlayamıyor. Yani nasıl bir şey? Mekan yok, zaman yok. Bu Allah böyle bir şey yaptı ve senin gördüğün gibi şu gördün, basit bir şey yani. Böyle bir Allah böyle bir şey yaptı ve Allah Allah bu. Böyle bir Allah huri yaptı, cennet yaptı. Havası bunu söylemiyor ki. Babama diyor ki yeme, içme, uşkurluk. Lan sana en iyisi. Lan ey insanoğlu diyor bu arada. Lan bunu gaye yapma, zaten oradan geldi. Gaye olsaydı orada kalırdın zaten. Ne desen o değil. Değil. Ne desen o değil. Bu. Zaten şeyi de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kab-ı Kasen'de demedi mi Miraç'ta? Bütün eşyanın hakikati gösterilmemiş miydi ona abi? Her şey gösterilmişti. Niye dedi ya o zaman, ya Rabbi sen her şeyden tenzih ederim, sen kendini bildiğin gibisin. Niçin söyledi yani o zaman? Bütün eşyanın hakikatini gördüğü halde. Evet. Bir de o eşyanın tezgahlarını gördü. Yani. Aynı hakikati aynı zahir içinde ne yaptı diyor? Hakikati aynı zahir içinde buldu. Bulmak. 27. sözde geçiyor abiler bu cümle. Hakikati, bir cümle alır mısınız bakın. Hakikati aynı zahirde bulmak. Bildi değil ha. Bu zat niye miraca şey yapıldı? Ve dedi ki Gafur, bütün 18 bin alemin aslını gördü. Hakikati aynı zahirde buldu.
Bütün esmanın bütün meratipleri inkişaf etmiş ve demiş ki bu en azami derecesi. En azami derecesine ve bu demiş ki sen kendini nasıl biliyorsan sen olsun. Ben seni hakkıyla bilemedim ve bilemem. Olmaz zaten. Evet. Ha, böyle bir Allah buraları yaptı. Allah Allah. Ya bu işte şeftali soğuk sıcak. Aa adam öldü. Aa tek taraftan çocuk dünyaya geldi. İyi ol. Aa namaz var. Oruç var. Lan akıllı ol. Derse git. Bu mu? Böyle bir Allah. Başka bir şey var. Ha? Yani bu kuantum fiziğini yapacaksın, galaksileri, samanyollarını yapacaksın, ışık. Henüz tarifini bile yapamadığımız bir elektrik var ortada. Ama işte o kadar basit de evet, yaşıyoruz yani. Sadelik içinde. Evet. Cehalet de nimet komutanım. Cehalet var ya cehalet. Evet. Biraz rahat yaşatıyor. Ben vallahi bazen iyi ki dedim bir şey şimdi hatırlamadım bundan keyif aldım şimdi. Onu düşündüğün zaman şey yapamıyorsun. Yani anlatamıyorum. Yani kafir cehaletin şeyini, kaymağını yiyor. Yani. Siz günah yaparsınız ama günahtan lezzet alamazsınız onun kadar. Aynı lezzette elem alırsın. Çünkü lezzet yaparken vicdanın uyanık olduğu için seni yakacak. Ama yapıyorsun yani. Onu yaparken yanacaksın. Zındıkta bu yok işte. Menüs bir lezzet alır diyor. Sen alamazsın diyor. Mektubatta söylüyor. 13. ve 16. mektupta söylüyor. Sen alamazsın. Çünkü küfürde, şey günahlarda bir menüs lezzet var diyor. Ama imansızlıkta hiçbir şey lezzet yok. Elem için elemdir. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, kepçenin ucundan tuttu. Orada, niçin bu olmaz tıntını bak. Orada bir şey konuşuyorsan, orada konuşmak yok. Konuşmak tefekkürde, lef-i mahfuzda var. Kabu kavsinde konuşmak yok. Yani konuşması olup da mı ağzını tutuyor? Hayır. Yok. Lav. Yok orada bir şey. İrfan'ın sahası. Ahiret teşahhüsün bir ahiri var mı abi? Bunu son bir soru olarak cevaplayın. Neyin? Taayyün ve teşahhüsün ahiri var mı? Ahiri olsaydı taayyün ve teşahhüs olmaz. Olmaz. Yok. O evveldir, ahirdir, zahirdir ve batındır. Nedir o zaman? O zaman ben kim? Bütün varlığın evveli o, ahiri o, zahiri o, batınsı o. Yalnız Muhyiddin Arabi şurada hata yaptı diyor. İlginç. Her şey odur dedi ya. Ustad acayip vuruyor ya. Diyor ki, o zaman iman esasları ortadan kalkar diyor. Çünkü niye? Her şey oysa ahiret yoktur. Her şey oysa melekler yoktur. Melekler iman ne olacak? Peygamberler iman da kalktı. İman esaslarını ortadan kaldırıyor. Vahdetil vücut. İman esasları olmuyor. Her şey odur diyor. Ondandır demesi gerekirken. Melekler iman kalktı değil mi? Melekler de o dedi. Melekler iman kalktı. Allah'ın dışında ahiret var. Her şey odur dedi. Ahiret ayrı bir şey olmaz. Ahiret ayrı bir... İman esaslarını kaldırıyor. Çok tuhaf ya. Ustad hakikaten tuhaf vallahi. Gün geçtikçe... Her gün geçtikçe okudukça hayretim artıyor. Ustada değil, ustada başka tabii ki oluyor ama esas merkezde Allah'a hayretim artıyor. Allah hakikaten Allah'lık yapıyor ya. Eskide sureten diyorduk ama yani tın tın yani keşke biraz bir şey bilsem de söylesem ama Allah bildiğimiz gibi bir şey değil. Değil ha. Mesela. Ama çok hoş bir şey. Çok tatlı bir şey. Endişe edilecek bir şey değil. Korkulacak. Kur'an'da korkun diyor. Ama bu avama havasa diyor ki lezzettir o korkmak. Başka bir şey. İman kalpte hissedilir mi? Akılda bilinir mi? İman vicdanda hissedilir, akılda bilinir. Çünkü his vicdandadır. İman kalpte tahakkuk eder. Tahakkuk. Tevekkül akılda mıdır kalpte? Tevekkül vekil etmek. Akılla yaparsın bunu. Delinin tevekkülü yok ki. Ama ne mutlu ustada baksana. 337. Doğru söyledi. Aklım yok. Benim yok ki. Bir tanesine rahmetli öyle derdi. Dünyada rahat sensin derdi. Niye? Düşünemiyorsun ki. Rahat. Şimdi birileri çıkıp dese ki ya
Sizin işiniz gücünüz yok mu kardeşim? Hem toplandınız bunlar konuşulur. Bunlar konuşulur mu ya? Bir sürü şey var konuşulacak. Ve mağaraya girmişler biliyor musun? Ne zaman biliyor musun? Ahir zaman fitnesinden değil. İslam cemiyetinde bile bu manaların inkişaf etmediği için İslam cemiyetinde mağaraya girmişler. Bir peygamber, bir evliya göster ki mağarası olmasın. Bizim mağara bu. Mağara diye bir ders olmuştu. Oo, kıyamet kopmuştu ortalık. İrfanlar yapmıştı. Şimdi irfanla alakalı bir yer bu. Reşa o söyleyecek bunu. Ona göre dinlesin. 337 sözde enaniyeti bırakmayan. Defter sayfa? Ha 138. Gönderdim size sırrı insana. Enaniyeti bırakmayan ve asara dalan, yalnız istidadıyla hakikate giden bu kim? Zühre mi? Harika. İlim, ben yazdım diye değil ha, seninksi. Çünkü ikinci dalda söz sahibi odur. Benim ikinci dal anlattığım şey veya anlayış var şeyimi İrfan'ın Almanya'da yaptığı derste değişmiştir. İlim ve hikmetle, ikinciyi okuyorum İrfan. İlim ve hikmetle, akıl ve mantıkla hakikati aramaya giden kimdir bu? Harika, ben de öyle yazmışım. Harika dedin yani, bildiğinde değil, kendimi onayladım. Üçüncü, dinle. İman ve Kur'an ile, fakr ve ubudiyetle hakikate çabuk giden Reşa kaldı. Ayrı ayrı istidatla bulunan üç tayfenin, ben de şöyle öyle demişim, Zühre kalp, Katre dima, Reşa ruh. Şimdi ben Reşa buhar değil mi? Üçüncü sayı. He? Yani tam tersi olur. Zühre. Evet. He? Eşleşmiyor şeye göre. Yani bu buna göre uyuşmadı. Ben yanlış yazdım ya demek ki. Yok. Öyle mi? Zühre. Bir dakika. Evet. Enaniyeti bırakmayan ve asara dalan, yalnız istidadıyla hakikate giden. Bu akıl da olmasa gerek. Akıl mı? İkincisinde akıl zaten diyor metinde. Akıl ve marifet de akıl, evet. Hakikat aramaya giden diyor. İkincisi akıl diyor. Akıl kullanan kalp oluyor anlamında. İlim ve hikmet. Yani bir akıl var sistem, bir de onu kullanan birisi var diyor Osman. Katre kalp olacak o zaman. Olsa gerek. Marifet var da zihni. Bu şekilde işlemiştim o zaman. Orada bir açıklık o zaman da çıkmıştı. Ama kullardan olarak baktığımız zaman oturdu. Oturuyor. Akıl ama akıl olduğu için değil, kullanıldığı için. O zaman birincisi akıl, ikincisi kalp, üçüncüsü ruh. Yani olabilir diyor. Mesela akıl okuyorum. Yani enaniyeti bırakmayan, yani Efendim dediğine göre yapıyorum. Enaniyeti bırakmayan, asara dalan, yalnız istidlaliyle hakikata, istidlaliyle hakikata giden bu akıl. Yani dima yani. Dima. Tamam doğru. Tamam bunu çizeceğim yani de. Şimdi kalbi okuyorum. İlim ve hikmetle, akıl ve mantıkla hakikati aramaya giden. Bu da kalp. Şimdi ruh için söylüyor. İman ve Kur'an ile, fakr ve ubudiyette hakikate çabuk giden. O zaman şöyle yapıyoruz. Birincisine akıl, öyle mi İrfan? Evet. İkincisine kalp. Nefis yok mu orada? Nefis gibi bir şey. Bunu iki şekilde yapabiliriz abi. O dokuzlu semanın üzerine oturturken ya şu şekilde sıralayacağız. Diyeceğiz ki bunu nefis, yani zeka, akıl ve kalp olarak sıralayacağız. Ya da diyeceğiz ki bu tamamen marifet üzere kullanıldığı için akıl, kalp ve ruh olarak sıralayacağız. Şurada şaşırıyoruz biliyor musun abiler? Benim mesela aldatan oydu yani. Benim hata yaptığım yerde hata yapmayın diye söylüyorum. Böyle nurani şey görünce böyle katı, donuk, asar, somut yani şeyler basit görüyorum. Yani somutları basit, soyutları âli görüyorum. Tam tersine en kesif, en cami olma sırrınca hakikaten mesela enaniyet. Donuk bir şey. Ruhaniye göre. Yani ama mesela şeye göre, suya göre, havaya göre, nura göre toprak donuk.
Ama en cami. Aslında cismaniyet kadar kaliteli bir şey yok ya. Cebrail'de de yok. Ama hayvanlarda var ama o ruh yok. İkisi bir arada. Hem âli bir ruh, hem kesif bir ceset, cismaniyet. Meleklerde âli ruh, cismaniyeti yok. Hayvanlarda ise cismaniyeti var ama âli ruhu yok. İnsan hepsini cem etmiş. Yani dolayısıyla böyle bizi aldatan şu. Kesif olunca basit makam, nurani olunca ulvi makam zannediyoruz. Bunu çok kaçırıyoruz Evet abi. Bunu çok kaçırıyorum ben. Bir de oradaki nefis manası Osman abinin dediği de semmare ciheti de değil. Algılandığı için o şekilde. Ha bir de nefis deyince nefse mare diye anlaşılıyor. İnsan manasında o. Çünkü mesela Meyve Risalesi'nde yani şu anlarda diyor ki namaz kılmayana diyor bak şimdi. Namaz kılmamakla nefsine zulmettin diyor. Ay böyle geçiyor. Lan nefsine zulmettin olur mu? Nefis insan makamında kullanıyor. Ekseriyeti mutlaka külliyatta. %90 nefis insandır. Nefis bir baklava. Şeydir abi. Bir de nefsin şeyi var mı? Mertebeleri var. Hayır, vücutta bir mahali var mı? Nefsin mahalliyeti var diyor. Yani mesela iki kaş arası diyor. Nefse mare tabii. Mesela nefis deyince hep şer zannediyoruz. 6 tanesi nimet ya iman esasına tekabül ediyor. Bir tanesi soğan kabuğu gibi nefse mare. Levame var. Ne kadar büyük nimet. Günah işlemez değil ki. Günah işler ama levme der. Allah bunu takdir ediyor. Mülhime var. Mutmaine var. Mesela şu, Allah senin hakkında hali icraat yapıyor. Ama ya bu nereden oldu ya? Senin üzerindeki icraatı, ya Rab, ben şu anda belki hoşuma gelmedi bu icraat ama doğrusu buydu. Allah'ın şu hali he, ya Allah'ın şu, sendeki tasarrufunu seyretme makamı var ya, benim böyle keyif aldığımlardan bir tane şu. Beden, koydun ya mesela benim gömleğim, benim vücudum, benim aklım. Ha burayı da dinleyin ha. Psikoloji için. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Tamam mı kardeşim? Bu değil. Allah'ın böyle bunu diyebiliyorsak tefekkür edeyle. Allah'ın sendeki icraatını, korona oldun, hasta oldun, entübe oldun, bilmem ne oldun, bir şey oldun, erkek oldun, kadın oldun, dün oldun, bugün ölüm, yaş falan. Yani hatta ömrünü bile sen Allah'ın icraatını, bu Nadir abinin ana teması buydu, ana gayesi. Bendeki tasarrufunu seyretme makamına geleceğiz Hasan kardeşte. Bir dakika, bir daha. Allah tasarruf ederken, gafur, önümdeki masaya veya defter aldı kenarda, hoca, aldı kalemi, kendisi görmüyorum, yazıyor. Ben sırf yazısını görüyorum. Tamam mı? Şeye benzedi. Eski tenvim ama ne işte... Timbir bu nedir? Evet. Uzaktan o çıkmış ama daha piyasada yok. Şimdi bir kardeş bunu ofiste başka bir kardeşe kurmuş ama gizli, aktif etmiş, çekip gitmiş. O da yemekten gelmiş. Bu da böyle program bilinmiyor. Beni aradılar ha. Yani akıl hastanesine götürüyorlardı. Tabii akıl hastanesine götürüyorlardı. Müdahalet, ben 3 gün neler çektim bahçeli evlerde. Ondan sonra geldi masaya oturdu. Bağlıyor ama gözükmüyor. Ya ismini vermeyeyim. Ondan sonra çalışıyor, şey yapıyor, oturmuş. Ekran çıktı. Ne haber lan? Yazıyor. Allah Allah. Efendisi oturuyor. Ondan sonra senin kamerası da açık bilgisayarı. Ne garip garip bakıyorsun ya. Şimdi tam şey, rock klavyeyi. Ne yapar? Ondan sonra, sakın beni cin zannetme ha. Tamam. Bir de tanıyor. Ama evde de şöyle yapmıştın ha sen. Böyle şey yazınca, yazmaya başlıyor. Sen kimsin? Ne yapacaksın ben kimim? Ha? İlk defa oluyor, bilgisayarın gözüküyor. Sonra... Cinler işgal etti, cinler sarıldı diye şey yapmış. Onun psikolojisi, şu anda bize matraklık, gülmesi şey geliyor. Onun psikolojisini düşün biraz da saf bir şeyse.
yazıhanede bağırarak, cinler beni işgal etti diye bağırarak çıktı. Şaka yaptım, şaka yaptım. Ödeden iş işten geçti. İş işten geçti. Neyse güvenlik o şeyde tuttular, şey yaptılar. Derken o yapan ağladı, beni aradı, geldik falan. İkna okuma falan. Yani niçin bunu anlattım? Bak abiler, insan bu enfusi derslerle... mesela aha Allah şu anda beni asabi etti. Asabiyetini, gadabını, şehvetini, ne bileyim. Allah'ın icraatını, bedenini koydun şu kamera gibi. Koy önüne. Vücudunu koy. Koydun mu? Aklını da koy. Aklıma getirdi. Kalbini de koy. Aha kalbime düşürdü. Düş. Düşünmek var ya. Düş. Yani suya girmek. Düşlendim. Kim düşündürüyor? O düşe attı seni. Şeytan veya melek. Düşünmek öyle tesadüfen değil yani. Düşlendiğin için düşündün. Ha. Şimdi koydun mu şu önümdeki kamera gibi? Koydun. Sen de buradasın. Oradaki muameleleri, yazıları falan yazsa bir tanesi seyredersin. Geçti veya başka örnek veriyorum. Bir tanesi geldi eliyle. Bunu yazıyor. Kamera oradan geldi yani. Eli de olmasa aa ekranda gözüküyor. Beni bana anlatıyor. Bilmiyorum ya tembih böyle bir program olduğunu. Adam almayadan bilgisayarımı tamir ediyordu ilk. Bilgisayarımı tamir edince ben... Mesela ben navigasyonla 2000'de Allah'ın kaderin, melaikelerin... Ben şaka demiyorum. Almaya gittiğim zaman 2004'tü. Navigasyonu gördüğüm zaman ağladım biliyor musun? Niye? Ben ona değil, beni başka yere taşıdı. Lan bir insanoğlunun gözümle görmediğime inanmam. Gözümle görmediğim uyduya, kulağımla duymadığım uydudan film, ses bir de diyor az 200 metre kaldı diyor. Sağa döneceksin diyor. Bak yapma diyor. Geç diyor. Hızımı söylüyor. Bilmem ne yapıyor. Gece gidiyorum sağımdaki gölü şeyi nehri gösteriyor. O ilk defa rastladığım zaman bu buysa beşerin. Allah nasıl? Hani kaç bin metreden benim metremi ölçmüş. 200 metre kaldı diyor. Şu kadar sonra diyor sağa döneceksin diyor. Ondan sonra bu bir tövbe yapmıştım. Yaptığım hatadan navigasyonda beni affediyor. Yeniden hesaplanıyor diyor. Ulan insanoğlu yeter lan kaç defa hata yaptığından kapat lan şunu diyor mu? Gene yeniden hesaplanıyor. Ulan tövbe ediyorsun yeniden hesaplanıyor. Tövbe ediyorsun yeniden hesaplanıyor. Lan navigasyon bıkıyor mu? Bıkmıyor. Allah da bıkmaz yani. Bıkmıyor. Şimdi ne yazdın bakayım? Ya gittin de uydurup böyle kalemlerle böyle. Ulan hepsi gitmiş mi? Siyah kalem yok mu ya şey? Bunlar niye yazmadın güzel güzel şey? Yan tarafta da var abi. He? Yan tarafta da kalem var. He böyle. Neyse var ama nereden bilsin adam bak. Bakayım ne yapmış? Zühre, nefis. Yani insan, nefis. Nefis deyince bizi aldatan nefsemmare anlıyoruz. Ya onu çıkacağız yani. Zaten biz çıkmışız da inşallah. Yani bu esusi derstekileri kastediyorum çıkmışız derken. Nefis deyince insan kastettiğimizi biliyoruz. Bu zühre. Üstüne ne yazıyor bir siyah olan? Sistem. Sistem yani nefis sistemini akılda işletiyorsun abi. Ha tasarruf. Yani, nefis sistemini, akılla nefsin sistemini işleterek bu makama çıkıyorsun. Evet, tekamül süreci. Bu kişi zührededir. Yani nefsini, yani bu düşük bir makam değildir. Yani aynı zamanda kalp, ruh ve akılın tekamülü aynı zamanda da olabilir yani. En kesif olan mı? Ruh, kalp sistemi üzerinde cari, o zaman reşa, haletin reşa olur abi. Bak şunu yazayım da ben. Enaniyeti terk etme asara dalan. Evet evet. Nefs sistemini kullanıyor. Nefis sistemi. Ama akıl da. Akıl kullanıyor abi. Tekamül olurken akılla yapıyor. Bak şimdi. Arkadaşlar aklıyla insanlığını, beşeriyetini kullanarak insan oluyor. Evet. Yani beşeriz. Hiç kimse anasından insan doğmaz. Beşer doğar. Şerlerle zıtlarla doğar. Ayrıştıkça insan oluruz. Yani akıl bunu fark etti, beşeriyetini, insan oldu. Ne makama çıktı? Zühre. Yani biz bunun, zühre buharlaşma ya, biz böyle en üstün zannediyoruz böyle şeyi. Akıl düşük zannediyoruz. Oysa
aklı olmayanın dini de yoktur ki. Sonra diyor, yani ben aldanmıştım diyorum. Yani bu, ben tam tersini yapmıştım. Bir kere bunda aldanmamıştık. Yani nefis deyince nefs emare değil ama aklı pek buna yakıştıramadım Zühre'ye. Oysa en kesif, bunların içinde ruh, kalp, akıl. En kesif bu. En cami de bu ama en şey bu. Yani katren en kesif bu. Abi şöyle, camiyet değil de her sistemi kendi içinde değerlendirirsek böyle daha güzel olur. Yani birbirinden bunların bir üstünlüğü yok. Mesela nasıl dünya sisteminde dünyanın kurulduğu kanun ve kaideler var. Onun için bir beden lazım. Nasıl cennet içinde Cenab-ı Hakk'ın kullandığı kural ve kaideler ve kanunlar var. Onun için de oradaki ona özel bir cismaniyet lazım. Bu beden orada tat vermez yani. Bu beden vermez. Evet. Buradaki sistemlerde de Zühre'yi kendi içinde bir kişi şey yaparsa, olgunlaştırması için Zühre makamında olmak zorunda. Zaten ruh makamı, Zühre makamını kullanması için aklına girmesi lazım. Çalışamaz. Yani diyor ki Zühre'de ruh çalışamaz diyor. Neden? Uygun değil. Zühre'de ruh çalışamaz. Çalışamaz ya. Uygun niye? Değil. Sistem ona uygun değil. Evet. Abi şimdi öyle diyor yani. Öyle komple, şimdi ikinci dalın anlaşılmayışının nedeni bunu buna sokmaya çalışıyoruz. Bunu buna sokmaya çalışıyoruz. Bütün kural ve kaideleri kendi içinde değerlendirmiyoruz. Niçin bunu Zühre'yi buna sokmaya çalışıyoruz? Çünkü bunu her zaman çok üstün görüyoruz. Ruhu. Ruhu böyle daha altta görüyoruz. Halbuki bunlar da Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kural üstünlük ve falan değil yani. Yok. Tekamül sürecinde bir kişi ruh ve kalp ayağıyla reşada çalışıyor. Yani makamı reşa, o kişiye reşa diye tesmih etmişler. Bu süreci tasavvuf da kullanmış, ilim erbabının hepsi kullanmış, diğer tarikatlar kullanmış. Herkes bu süreçten geçiyor. Bir tanesi şunları hiç şey sayaraktan akılla yüklenmiş kalbe, kalple akla yüklenmiş. Kimisi sürekli kalbi çalıştırmış. Zikirle falan. Akıl biraz devre dışı kalmış. Hani anlatıyor sürekli kalp kabak olmuş, akıl fındık kadar falan. Bunlar da süreçler arasında bunların birbirine bir üstünlük gibi bir şey düşünmüşüz. Böyle üstünlük gibi bir şey yok yani. Bunlar sistemsel olarak beraberler. Yani akıl ve nefis olan kişi Zühre. Bu kişi Zühre olarak tanımlamışlar. Bu bir şeydir, isimlendirme. Aslında hani ortada Zühre diye de bir şey yok. Ama bir şeyi anlamak ve anlamlandırmak adına biz isim koyuyoruz ya abi. Evet, kainatta koyduğumuz isimler nedir? Cenab-ı Hak bize isimler öğretmesi nedir? Ona bir mana yüklemek amacımız. Mana yüklediğimizde biz bir işaret bırakıyoruz isimle. Limon deyince aklın hemen hayalimizde şekil, düşüncemize bir malumat, dilimize de bir salgılama geliyor evet, gibi yani. Yoksa limonu kendisini yazdığımız zaman burada bir limon çıkmıyor ortaya. Yok. O bir isimler. Ama varmış gibi aktif oluyor her şey. Bu şey yani mi? Üstünlük yok. Üstünlük yok. Ama tekamülün süreci farklılaşıyor. Hepsinin süreci farklı. Bu tekamül sürecinin tam olarak olgunlaşması için, yani mükemmel manada olması için kişi hem zühresini hem katresini hem reşasını ayıracak, çalıştıracak. Bir kişi hani zühreden katreye geçtim, hadi biraz katreyi çalıştırayım, hem bir şey yok. Aynı zamanda Zühre ile Katre ve Reşah hepsi birlikte çalışacak. Yani sahabe mesleği de bu olsa gerek yani. Üçü bir arada. Üçü bir arada. Şimdi ben bir şey söyleyeyim abi. Hasan abi bak mesela bu şöyle görünüyor. Zühre, Katre, Reşah. Zühre suret, Katre hakikat, Reşah mahiyet. Peki kanuniyet neydi abi? Baktınız mı? Yok. Bunun şeyi... Bir bakın abi. Bu tarafı çekeceğim abi. Yok şey yok. Bunun şey torba getirdi de bu bitmiş nerededir? Çekmecede ama neyse. İlave mi yapıyorsunuz? Aha yok. Benim çekince sonra getireceğim. Şu çıkmamış da. Evet. Şimdi bir de söyleyin ne demiştim ben? Tekrar anlatıyorum abi. Bir gerek var mı abiler anlatsın bu? Anlaşıldı mı bu? Anlaşıldı. Tamam benim çaldım. Mehmet abi bir şey soruyor. Hasan abi diyor ki suret hakikat, dört sistemden birisi yok diyor. Bak, Zühre, Katre, Reşa. Burada Zühre, Süret. Katre. Abi bu üçü nerede tezahür ediyor? İmanın sureti neydi? Eylem değil miydi? İşte kanuniyet bu abi, kanuniyet. Hangisi? Kanuniyet tekamül. Sonuç yani değil mi? Bu tekamül kanuniyetidir bunların hepsinin. Bu Süret, hakikat, mahiyet, kanuniyet de bu. Bir dakika. Hangi yola gidiyor zaten? Sureti bu mu? Evet. Sureti Zühre, evet. Hakikati Katre, mahiyeti Reşa. Peki şöyle olur mu tekamüle? Sureti eylemde olsa,
yani simadan... Bu şimdi tekamülün değişti, evet. Sürediği oldu. Ha, tamam, tabii. O maneviyat diyorsun. O, evet. Ha, sonuç bu. Tabii o sonuç ondan oraya gidiliyor yani. Tekamül. O kanunu kullanıyorlar. Herkes bakın, herkes burada bir yere gidecek mi? Gidecek, ya bununla gidecek, ya bununla gidecek, ya bununla gidecek. Üçüyle de beraber gidebilir, aynı anda da gidebilir. Risale-i Nur mesleğinde. Evet, bu kanunu kullanacak ama. Ha, bu tekamül kanunu tabii. Değil. O kanun ettir yani. Kanun eklememiz lazım tabii. Şuraya. Kanunu. Tekamül kanunu. Evet. Tamam. Bu üçünün bende bulunması kanun etti. Işte. Evet, insanda yani. Olması evet. Kanun etti. Getirmemişim. Tamam. Şimdi en azından bu da tazelenmiş oldu. Eliyle. Yani 6 tane harf şey kelime ama bir ansiklopedi yani. Bunun hakkında yani şey için söylemiyorum. Benim kadar uğraşan ama çözemeyen yani halledemeyen insan yoktur yani. O kadar kitabım için o kadar dokümanlar var ki nerede hatalar yaptım? Yani dedik işte bu bu şeydir. Damla tabii manası. Reşa nedir? He? Buhar. Bu çiçek. Yani sormuş, çıkmış. Ustad da demiş ki işte bu fakir diyor, reşa diyor şey falan. Hep böyle yükseği ruhu ama kaçırdık yani. En kesifin en cami olduğunu, insan olduğunu akılla şey yap, aklı kullanarak akıl sistemi kullanmış. İnsanı kullanmış. Nefis insandır. Ne olmuş? Zühre olmuş. Niçin zühre oldu? Çiçek. Çiçekte biz hakiki rengini görebilir miyiz? Mümkün değil ki. Bir kavle göre 24. sözde geçiyor değil mi böyle? Renk neymiş? Bir kavle göre diyor. Eşyanın bizdeki yansıması diyor. Sendeki düşümü değil mi? Şimdi bu zühre çiçek mi? Biz papatya gördük. Aslında onda o renk belki de yok. Ama yansıtıyor. Bizde böyle düşüyor. Alemimize böyle düşüyor. Yani benim şu gömleğimin rengi aslında bunu görmüyorsun. Bunun fotoğrafını çekiyor. Beyin elektriğe dönüştürüyor. Ondan sonra bu süreç oluyor. Yani çiçeğin zatında böyle bir şey yok. Güneşin, yani çiçeğin zatında rengi yok. O günler renklerden geliyor. 7 tane rengi birbirine karma yapsak, sonsuz tonlarla çıktığı gibi. Güneş ışığını, fotonu çiçeğe giriyor. Çiçek onu aleminde hazmediyor, değiştiriyor, dönüştürüyor. Dışarıya yansıtıyor. Neyi? Güneş enerjisini aldığını. Ona diyoruz ki bu papatya. Güneş enerjisini diyor. 24. sözde hatırlarsanız. İstihale ediyor. Yani güneş enerjisini aldı mı? Rengi yok. Aldı. Aleminde imbitlerden geçirdi. Sistemlerden geçirdi. Şekil anlamı. Ondan sonra fıtrın istidatlarını yükledi. Dışarıya yansıttı. Aa pembe diyoruz. Aa sarı diyoruz. Sarı onda değil. Güneş enerjisinin istihaleye geçmiş bana dönüşmüş hali bu. Bu fabrika dönüştürdü bana. Öyle mi? Bak. Ha, şimdi negatifleri de öyle çalışıyor. Yani. Fotoğraf negatifleri de öyle çalışıyor. Böyle çalışıyor değil mi? Böyle yukarıdan ışığı vuruyor. Altta geçenler altta geçiyor. Sarı, mavi, kırmızı oluyor. Üstte ise ötekiler kalıyor. Yani negatif yukarıda kalıyor. Yukarıda kalıyor. Burada şey olarak çiçekler, evamiri tekvinleri karar şey dönüşüm yaptı değil mi abi? Evet. Evamiri tekvini, hayati tekvini. Dönüş. Şimdi bir daha bakın. Bu çözülsün şey değil. Çiçeğin zatında böyle bir şey, rengi yok. Güneş enerjisi geldi. Yani foton. Yani bizde ziya. Ziya, 7 tane renk var. 7 tane. 7 tane sıfatı sıfatı aslında. Girdi, istihale geçiriyor. Yani 24. sözdeki cümleyi tam hatırlayan var mı? Okur musunuz? Renk bir kavli göre diyor. Ne diyor, bakar mısın? Esma için de onu söylüyor abi. Esma dediğimiz şeylerin mertebeleri de öyledir diyor. Esmalar da böyledir diyor. Bak bir şey diyebilir miyim? Üstadın bir sözü var ya. İnşallah. Üçünün dışında kabul ediyor abi o.
Bu da sen şey. Boyuyorsun. O zaman mahiyeti olursa abi, o zaman kanuniyet de değişiyor burada. Şimdi o biraz şey yapalım, dur gidelim de şimdi onu başa getirirsek düşünme şeyimize. Şimdi burada sistemi anlatmış şey yapmaya çalışıyorum. Tabii. Aklı kullanarak sistemi, akıl sistemi kullandı. Ortaya çıkan sonuç. Sonuç bu yani. Nedir o? Ona soyutlama yapabildik, somutu. Bu çiçektir, şudur, budur dedik. Okuyorum abi. Oku. Biri de cüz'i bir şeyleridir ki her bir çiçeğin şahsiyetine göre bir ifazasıdır. Şu temsilimiz o kavle göredir ki çiçeklerin süslü renkleri güneşin ziyasındaki yedi rengin istihale-i inikasiyesinde neşet ediyor. Tamam mı? Yedi tane renk, yedi sıfata kulak, boğaz, burun deniliyor ya. Ustad bir iki tane de ekliyor. Sefk ve şefk. Yedi tane sıfat. Güneşten gelen bu tane, yedi tane, aslında bizim bildiğimiz üç tane deniliyor. Yok, kaç tane? Fiziksel elde ettiğimiz şeylere üç renkle daha çoğaltıyor. Üç tane, kırmızı. Ana renkler, sarı, kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı, mavi. Magenta diyorlar aslında. Evet. Green, kırmızı da değil red, yani. Kırmızı, green, yeşil, blue, mavi. Red, green, blue, RGB. Kırmızı, yeşil, mavi. Kırmızı? Yeşil, mavi. Yeşil, mavi. Ama ustad yedi tane şey yapıyor. Güneş. Demek ki başka şeyleri de gösteriyor. Şimdi burada niçin durduk? Bu ikinci dalı hallediyor da. Akılla sistemi kullanıyoruz. Zühre oluyoruz. Aynı zamanda boğulduk diye boğulmuyoruz değil. Kalbi kullanıyoruz aynı anda. Neyi? Akıl sistemini kullanıyor. Akıl sistemi, dimağı kullanıyor. Katreye dönüşüyoruz. Ruhu, ruhla kalbi kullanıyoruz. Bak bir sonraki bak. Akıl insanı kullandı. Kalp bunu kullandı. Ruh da bunu kullandı. Kullandı ve şey edin. Peki sonuç dedim. İstersen tekamül kanunu de. İstersen kanunu de. İstersen eylemsel diyebilirsin de. Evet. Mesela zaten eylemdir o abi. Eylem. İmanın mesela sureti nedir? Davranışlardır, fiildir. Bu haramları, helallerin, terklerin, tecerrütlerin, namazın, orucun, siman, sesin vesaire. İslam hepsi. Mıdır? İslam yani, eylemsel. Sonuç, kanun, tekamül, kanun da diye. Sonuç bu. Bunların sonucu bu, eylemseldir. Mesela ama şöyle hata yapıyorduk, ben yapıyordum. Akıl en kesif bunların içinde. En latif buydu. O zaman en latif buna koydum. Mesela katıyı kesinlikle kalbi koymamıştım. Yaptığım şey. Ama hepsi beraber çalışıyor, birbirinde kopuk değil. Sıra biz anlamak içindir. Allah için de böyle yapıyorum. Esma, sıfat, şunat bizim için, anlamak için. Yoksa Allah kainat 18 bin alemi yaratmadan önce ne sıfatı vardı, ne şunatı vardı. Bizi anlatmak için böyle. Evet. Öyle bir şey. Bunlar hep var zaten. Öyle bir şey yok yani. Çok tuhaf. İşte o haline, o hali işte tıntı neden o. Evet, evet. Acaba diyorsun, tamam mı? Öyle. Öyle öyle abi, çünkü ruhun dört havası. O havası olmazsa ruh göremez, bilemez. Çok ama bu nasıl risale ki her hafta üşenmeden 10 seneye yakın bu projeye devam ediyoruz ve aynı heyecan, aynı şekilde. Niye biliyor musunuz? Hani derler ya, çok duyarsınız. Ya eski şefk nerede? Şefk, sebep hepsi var. Sıkıntı bizde. Niye? Eğer mevcuda bir şey eklemesen o şefk olmaz. Mevcuttan yersin. Kendi kendini yer. Mevcuda bir şey eklemen lazım. Ya durur. Bu sefer kendi kendini yer. Aynı şeyi tekrar eder. Bir de kendisini tatmin etmek için mübalağa eder. O küllat şöyledir. Hiçbir şey yok. 20 defa küllatı bitirmiş. Bu arayışa geçmiş bu sefer. Başka bir şeye geçmiş. Yani hakikaten istediği, arzu ettiği sonuç yok. Onun için mesela külliyatı düz okuyanların tehlikesi şu. Tamam nimet, ne güzel maşallah okuyorsun da. Fakat 20, ben bilerek söylüyorum, ezber söylemiyorum. 22 defa bitirdim diyor. Sonuç ne? Arayışa girdim diyor.
İstediğim olmadı. Ne o? Tasavvufta aradım diyor. Sonra tabi şeye girmiş. Böyle şişmişler falan böyle. Yani tanımlayamamış. Sonra bu arayış içinde enfusi dersinize denk geldim diyor. Beraber yaptığımız. Ha, demek ki buymuş. Sonra 22 defa külliyatın bitirmesini meğer malzemeymiş, külliyatı bilmekmiş. Esas bundan sonra çalışacakmışım enfuse. Enfusu bundan sonra. Şimdi bu bilgiler tamam. Bilse ne olacak? Bilmese ne olacak? Ama onu ne yapıyoruz? Tefekkürde de değil, enfus halinde kullanıyoruz. Mesela bir tanesi söyleyeyim. 22 defa okusan no, işte kabile girdin. Kurtulamazsın ki ölüm korkusunu. Ama biraz önce ne dedi? Belki de o saniye sürtmedi. Hem ruh cesetten çıktı diyorsun, hem cesedin gittiği yere ruhu sokuyorsun. Hatta benim ruhum diye diye o ben olana parmak basa basa pergeli oraya koya koya meleke sahibi olursak yumuşak dursun serttir kaya vura vura kayayı uyduğu gibi benim ruhum diye diye o bene pergeli koydum onu aşına peyda edeceğiz. Bildiğin ruhunu önüne koydun o zaman kalemi önüme koydum. Defter benim, kalem benim. Ben başka bir şeyim. Malmış meğerse. He, meğer malzemeymiş. Aletmiş. Öyle ruh diyor. Alet diyor. En değerli. Hatta diyor, niye kirlettiniz? Ruh en değerli diyor. Ha, o zaman ruh da cesetten çıkacak. Sen de ruh da değildin. Çıkma anını, bu tefekküre değdi. Çıkma anına şahit olacaksın. Allah Allah. Yaratılışa şahit olduğun gibi Miraç sırrıyla. Vefatta da sürecin sonsuza mukaddemesi. Allah o Miraç'ta o hayal ettirdim ya. Neyse bizim kesin. vefatla ne başlıyor? Sonsuzluk değil mi? Evet. Beni dinliyor musunuz? Vefatla ebed alem başlıyor mu? Buna bizi şahit ediyor. Hani Allah varken hiçbir şey yoktu. İlk yaratılışına şahit ol var ya. Yanına otur, ilk yaradı. Senin yaratılışına şahit ol. Esas yaratılışın şimdi öyle mi? Esas öyle şahit yani. Hakikaten oluyorsun. Evet. Onu diye diye aslında bunu demek istiyorum. Kendi o hayal değil. Miraç'ta hani var ya hiçbir şey yoktu. Kainatta yoktu. Gel yanıma. Tövbe de ama tefeyim. Kendi sürecine, kendi yaratılışına şahit ol. Dedi mi? Vav wow, Miraç'tı. Tamam. Sırrı Miraç yaşarken oluyor. Peki bu zat vefat etmedi mi? Miraç'ta şahit olan zat vefatında nereye şahit oldu? Kardeşim Miraç'ta gittiği yere mi gitti sif? O zaman ona zulüm olmaz mı? Ha, şimdi bak bir daha Allah vefatı anlatacağım şimdi. Allah ilk bizi kainat yaratırken kendisini yanına oturttu. Şahit ol dedi. Dedi mi? Ha. Ama biz tefekküren böyle olsa ne olurdu kendi yaratılışına? Bunu aynı gafl yapıyor. Nerede yapıyor bu sırrı? Vefatında, vefat nedir? Miraç da aslında yaratılışına derken faniyedeki yaratılışına garip geldi değil mi? Allah yanı oturttu bizim yaratılışımıza, bizi şahit etti. Vay, bu faniye geldi. Şimdi Beka'da ebede gideceğiz. Neyle başlayacak? Vefat anında. Teris oluyorsun ya. Burada seni zaten şahit ediyor. Ruhunu arkasına ben diyerek, benim ruhum diyerek ruhuna şahit edince bedeni de şehit ediyor. Şahit olunca şehit oluyor. Ruhun bedene çıkmasına şahit oluyorsun. Ne farkı var ki bunun Miraç'ta senin yaratılışına sen şahit oluyorsun. Ruhunun ebedine şahit oluyorsun burada. Ebed değil mi? Ebed hayat başlamıyor. Evet. Ebed hayatına şahit oluyorsun. Ha, bunun adeta küçüğü. Ne kulu valla ehed. Küller küfüven ehed. Meyvedeki çekirdekten ağacı devam ettirmesi. Vefat demektir. Meyvedeki çekirdek vefat ederse ağaç olur ya. Kökteki çekirdek vefat etti. Ağaç oldu. Ağaç meyve verdi. Ağaçtaki çekirdek nedir o? Ağacın kökteki çekirdeğine kulu valla ehed. Meyvedeki çekirdek küllehu küfüven ehed. Sonuç yani. Ortaya anlatmıyorum da. Kul vallahi Allah'a semetlem yelid velem yelid.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَهَدْ Meyvedeki çekirdek. Sonuç. Peki bu meyvedeki çekirdek niçin var? O da bir şeyin başlangıcı olacak. Geleceğin en güzel delili nedir? Çekirdektir. Eğer geleceği kastetmeseydi çekirdeği yapmazdı. Nasıl ki bu çekirdek, bu ağacı, ağaçtaki çekirdek de gelecek baharın delilidir. Şimdi ağaçtaki çekirdek demek hiçbir şey yokken Allah vardı. Bana dedi ki gel sürecine şahit ol. Ben kimim? Meyveyim. Meyveme şahit olacağım demektir. Kökteki yaratılışa. Bu miraç. Kendi yaratılışım olsaydı, aa çekirdek patladı, ağaç oldu, meyve oldu. Ah bu meyveyi alsan dedi. Ben de gördüm. Hadi sen geç yerine bakalım. Yanımda çekil, geç oraya. Meyveye girdim. Ha, meyvede ağaç olacağım. Vefat anında olacak. Ha burada öğrendin ya bu işi. Kendi yaratılışına şahit ol. Şimdi vefatında şahit ol bakalım. Antrenman yaptın. Şimdi sahaya çık. Sahaya çık. Vefatta nereye şahit olacağım? Miraç'ta kime şahit olacağım? Miraç'takine aynısına. Miraç'ta hiç yokken yaratılışıma şahit olmuştum. Vefatta ise varlıktan, mevcuttan vücuda doğru, ebede doğru sonsuz hayatımın çekirdeği nedir o? Ruh. O ruhumun inşasını, ihyasını, mutlakiyetini seyredeceğim. Beden çekirdeği, karbon, azot, hidrojen, oksijen. Değil mi çekirdeği maddesi? Oksijen, hidrojen, azot, karbon. Onun içerisinde ne vardı? Aç programı. Beden de öyle. Bedendeki çekirdekten yazılım olan ağacın programına ruh deniliyor. Onun çıkması. Ona şahit oluyorsun şimdi. Kendi ebediyetine şahit oluyorsun. Ezeliyetine Miraç'ta, vefatta da ebediyetine şahit oluyorsun. Kul huvallahu ehad, kökteki çekirdek. Çekirdek patladı, ağaç oldu, meyve verdi. O çekirdek, kökteki çekirdek, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Seni yaratırken olmayan seni yanına oturttu. Hı-hı. Gel kendi sürecine şahit ol dedi. Hı-hı. Tamam. O çekirdek Nur-u Muhammed'i. Temessülatı benim. Hı-hı. Tamam. Onun temessülatı bendim. Ben de ona şahit oldum mu? Oldum. Bunun adı nedir? Kul vallahi ehed. Tamam. Evet. Buraya kadar. Aslında gel yanıma otur demek o Nur-u Muhammed'in sürecine şahit olmak. Bu kökteki çekirdeğin ağaç olmasıdır. Sonra ben hala seyrediyorum. Ağaç oldu mu? Oldu. Meyve verdi mi? Verdi. Çekir. O meyvenin adı, öyle diyor usta. Kainatı meyvesi insandır. Evet. Bana dedi ki Hasan buyur ya Rabbi. Geç suretine, kanuniyetine. Sen oldun artık insansın. Geç oraya. Meyvenin adına Mehmet, Gafur, Ahmet, Erdinç, Hasan Hüseyin dedi. Meyve biz miyiz? Tamam. Biz burayı şahit olduk, meyveye dönüştük diye maziyi unuttuk değiliz ki. Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdek boşalmadı ki duruyor. Geçtik mi meyve olduk mu abi? O meyvenin içerisindeki çekirdek ağaç olacak. O da ağaç olacak. Meyveyi yiyelim, şeftaliyi yiyelim, sonra çekirdeğini ekeriz. Yani şeftali yemek dünyada yaşamaktır. Sonra bitti, yedik, dibe geldik, bu ağaç olsun dedik. Bunun adı vefat anı. Artık ecel geldi. Şimdi orada alışmıştık ya, Miraç'ta kendi yaratılışıma şahit olmuştum. Ezele şahit olmuştum. Yoktum, hiçlikten yaratılmaya şahit, ezela ayna oldum. Oradan bir... Abi özür dilerim, hiçlik midir yoksa Adem midir? Hiçlik denmez de, Adem de denmez. Ama Adem'den... Vücuda. Vücuda. Adem'den vücuda. Yani... Evet. Zaten hiçlik varlığı şey yapıyor. Adem öyle değil yani. Hiçlik Adem fenaya bakıyor. Abi. Evet. Fenada var yani. Abi detay boğma tamam, ki. Tamam. Yani detay götürdüm bak şey kayboldu. Onlar bilinen bir şeyler. Bilinen bir şeyleri o azamet kibriye de sokmama.
Adem'in hiçliği de sokmayacaksın. Çekirdekteki yaratılışına şahit oldun mu? Oldun. Bu ezel. Ezel aynası. Şimdi sen bu şahitliği, yaratılış sürecini sen alıştın, antrenman yaptın, koştun. Şimdi piste, parkura çık bakayım diyecek. Meyve oldun mu? Meyveye geç bakayım, sıçra oraya. Şurada oturuyordum ya aşağı. Ağacı meyvesine girdim. Adım oldu Hasan. Meyve. Ama o şeyde ilk yaratılışım sürecini biliyor. Sonra o meyve dünya demektir. Beşer ya. Çekirdek insandır. Şeftaliyi yedim yedim yedim. Kütüğüne geldim. Ecel geldi. Ömür bitti. Meyve bitti. Şimdi o çekirdekten ağaç olacak. Nasıl bir ağaç? Ağaç olma sürecine ben şahit olmuştum. İlk çekirdekten ağaç olmaya zaten tecrübem var. Ben olmuştum. Şahit olmuştum ben bunu. Ama unutmuştum bunu. Elestu bi rabbikum kalu belalar olmuş ama unutmuştum. Hatırlayamıyorum. Anne karnından geldiğim halde anne karnını hatırlamadığım gibi. Ama ben bilirim ki bu süreç yaşandı. Ama ben hatırlamıyorum. Kim hatırlıyor anne karnından geldiğini? Hazreti Ali diyor ki ben hatırlıyorum. Bazıları hatırlıyor. Bir de sahtekar birisi var. Ben de hatırlıyorum demiş. Hazreti Ali'yi taklit etmiş. Ondan sonra peki hatırlamıyorum diye yok mu bu süreç? Olmamış mı? Var. Bu tecrübemizi kullanacağız şimdi Osman. Tecrübeyi kullanalım. Hiçlikten yaratılmamıza yanına oturtarak bizi şahit etti mi? Ağacı seyrettik mi abi? Seyrettik. Bunun adı Miraç. Miraç'ın sırrı bu. Sonra meyveyi oturttuk mu? Geçtik mi oradan? Hadi tamam. İşim bitti. Geç hemen. Meyvenin içine gir. Girdik. Meyveyi yedik. Dünya ömür bitti. Kütüğüne geldik çekirdekten. Şimdi ahirete ezeli ve ebedi bir hayat başlayacak. O ebedi bir hayatın çekirdeği yaşadığımız değil midir? O nedir o? Meyvenin içindeki çekirdek. Şimdi meyvenin içerisindeki çekirdekten ağaç olması bizi hatırlatıyor. Ben bu ağacın aslı ağacımın yaratılmasına şahittim zaten. Onun için vefat anında senin elestu bi rabbikum kalu belalar hepsi aktif oluyor. Vefat anında arkadaşlar itikat ettiğimiz, namaz kıldığımız, oruç tuttuğumuz, yapıp yapmadıklarımızın hepsinin bütünlüğü değil. Elestu bi rabbikum kalu bela hakikati da aynı anda oluyor. Aktif oluyor o. Sana yapılan. O zaman o meyvedeki çekirdeğin ağaç olma süresi ecel vakti. Yani sekerat. Yani ruhun bedenden çıkması. Çekirdekten ağacın çıkması gibi. Fakat bu ebediyetine şahit oluyorsun. Nasıl şahit oldun? Birincisine ben şahittim. Şimdi çekirdekten ağaç olması sekeratına da benim gömleğim, benim ruhum diyen o ben olan beni fark ettin. Bu nimeti, bu bahtiyarsın, bunu fark ettin. Yani ben derken ruh değil, ben derken akıl değil, ben derken ben değil diyorsun ya. Ha bunu diyebildin mi? Tamam. Laf sen dahi olsa dedin. Tefekkür dahi olsa, aklen dahi, ilmen dahi kabul etsen bile önemli. Bunun bizatihi hakikatini istemiyor. Niçin İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, ibadetimizi diyor, geçmiş ümmetlerinden farklı kılan Allah suretini de hakikati gibi kabul ediyor diyor. Geçmiş ümmette televizyon, ruhların mezarlığı olan YouTube olmadığı için, tarif olmadığı için Cenab-ı Hak namazı suretini hakikatiyle beraber kabul ediyormuş. Mesela gafur maya yapıyor namaz kılarken, bir sürü maya satıyor. Hasan bilmem neyi şey yapıyor, ötekisi boya yapıyor. Yani suretiyle hakikati ne kadar farklı? Hakikati boya yapıyor, sureti namaz kılıyor. Eski ümmetlerde bu kabul edilmiyordu. Amel-i Resulü de bu kabul edildi işte. Muhammed ümmetine aleyhissalatü vesselam suretini hakikat gibi kabul ediyor. İbadet kabul ediliyorsa tefekkür de kabul ediliyor demektir. Tefekkür ettim, düşündüm, tamam. Edilmemiş olsa konuşmazdık. Şimdi o zaman sana bu nimet-i uzması nasıl gözükecek? Ruhun cesetten çıkmasına şahit makamına geliyorsun. Miraç kabı karşısına gitti, Cenab-ı Hak gördü. Tekrar geri döndü ya abi. O zaman ölümde de aynı şey olacak o zaman. Hani ölümde de insan Miraç'ı yaşattıktan sonra tekrar geri nereye gidecek?
geri dönecek abi. Hani herkes derecesine göre kaldı. Bak abiler. Bu çekirdek. Bu kulüvallahu ehad. Birinci ehad. Tamam. Bu ehad ezel. Mazi ve müstakbel birden tutar. Tamam. Kulüvallahu ehad. Buna dedi ki hiçbir şey yok. Gel şahit ol yaratılışına bu makam. Nur-u Muhammedi cihetiyle koyuyoruz pergelimizi. Nur-u Muhammedi'nin temessülatı olduğumuzdan o çekirdek bizdik diyebilirsin. Çünkü mirasta zaten bizi de götürmüştü. Tamam. Bu sürecini hatırlıyorsun. Tamam. Şimdi Allah hiçbir şey yokken, her şeyi yaratırken biz adeta koy diyenin sürecine şahit ol. Bu. Buna bir şeyimiz yok. Neye şahit olduk? Ağaç olduk. Olduk mu? Ağaç olduk. Sonra şurada bir meyve takıldı. Ağacı tersine çevir. Şimdi bu ikinci ehad. Evet cennette yani yukarıdan aşağı yapsaydık doğru olurdu. Doğru, doğru. Doğru söyledin. İkinci ehad. Şimdi biz buna şahit olduk mu? Olduken ama tecrübemiz oldu. Bu tecrübenin adı Elestu bi Rabbikum. Kalu bela. Rabbiniz değil mi? Yani sen seyretmedin mi? Evet, ettim. Hatırlamıyorum. Anne karnına örnek verdim. Oradan geldin ama hatırlamıyorsun. Hatırlamama olmadığını göstermiyor. İkinci ehad oldu mu abi? İkinci ehadım. Bu kulüvallahu ehad. Küllehen küfü ve ne? Biz bu sürece tecrübemiz oldu mu? Oldu. Bu meyvenin meyve hayatı dünyadır. Yedik yedik yedik. Kabu şey çıktı mı? Kütüğü çekirdek. Çekirdek Yasin'in şeyi. Sahası. Tamam tohumla çekirdek. Ha. Şimdi bu ne işe yarayacak? Bu patladı ya, Allah var iken hiçbir şey yok. İlk patlama, şimdi bunu da patlatacak. Bu çekirdeğin vakti gelip patlatmasının adı sekerattır. Ağaç olacaksın. Burası da toprak. Bu, yukarıdan aşağıya dönüştün Mehmet şimdi. Bu dünyaydı. Bu mahluk şey... Şeceri hilkat süreci. Şeceri hilkat süreci. Bu ise çekirdek yukarıdan aşağıya çizeyim de. Nereye götürdüler şey silgiyi? Arkada. Çocuklar. Ah ah çocuklar her tarafı çizmişler. Abi kamerayı yaklaştırma imkanımız var mı? Bizi görelim. Amerikalan konuşuyor. Şey mi? Kamerayı yaklaştırıyor. Şimdi bundan görüyorlar ya. Şimdi bu ikinci hayat. Bu ikinci hayat. Yani bu çekirdeğin patlaması sekerat. Sekeratına ya acayip bir nimet anlatılıyor. Bu psikolojinin şeyi, ölüm korkusu, ölüm sendromunu ortadan kaldırıyor bu. O belki 10 dakika, yarım saat ama bu yaşayacağınız bir şey yani. Acayip bir şey. Hadis böyle, sırlı hadislerde ben gördüm abi. Evet var. Var da onun için. Hatta hadisi kutsi. Kendi ölümüne şahit olacak diyor. Nasıl olacaksın? Ondan sonra ne demişler ulema biliyor musun? Şey, müşkil hadis diye, bırakmışlar. Muhadisler, müşkil hadis. Çözümümüz çok zor. Kendi ölümüne şahit olacaksın. O zaman ölen kim demiş? Ölen hayvan demiş. O laflar hep ondan denmiş yani. Şimdi bu çekirdek patlamasına
ebede mazhar oluyorsun burada. Ebede. Birincisi ezele mazhar olmuştun. Bu patlama ne başladı? Beka alemi başladı. Ezele fani gelince fani bir hayat ebed çıktı. Evet. Yani anlamlandı. Zıtlar alemi gelince fani zıtlar alemi bu, aynen. Çıktı orada. Evet, mazi, mustaka hepsi anlamla anlam kazandı. Zıtlar, celal ve cemal. Sonra ne oldu? Kemala dönüştü. O burada kendi yaratılışına sen şahit oluyorsun. Bu şehit değil bu. Yani böyle askerde şehit olan ulemanın mürekkebi kanı falan deniliyor ya. Bu o da değil ha. Bu başka bir şey. Mesela şu anda vefat etsen anlamazsın. Ders devam eder. Kıyamete kadar devam eder. Bu şehit. Bu anlattım, başka bir şey bu. Ona da benzemiyor. Peki ne işime yarayacak? Yani böyle bir şey varılır mı yani? Niye bunlar böyle geliyor yine? İmam-ı Rabbani imdat ediyor. Diyor ki, sureti bu konuşmak mı? Sureti bunlar çizmek mi? Allah hakikat olarak kabul ediyor. Nereden bileceğim? Bu konuşmak tefekkür. Tefekkür ibadettir. Tefekkürün saati hayrı min ibadet seneti. Bir sene nafile ibadetten evlad. Diyor ki, bu tefekkür değil. Allah ubudiyeti, namazı bile suretini hakikat olarak kabul ediyor da senin tefekkürdeki suretini hakikat olarak neye kabul etmesin? Kıyas bu. Kıyası fıkha. Namaz kıldım. Allahu Ekber. Mehmet kardeş boya yapıyor fabrikada. Namaz. Erdinç bilgisayar yazıyor. Ama Allahu Ekber. Oho. Suretiyle hakikat içi çıksa hiç alakası yok. Ne yapacak? Suratımıza atılacak. İşte diyor ki, ey ashabım, şimdi 10 hakikatten bir tanesini yapmazsanız helak olursunuz. Öyle ümmetim gelecek ki 10 taneden bir tanesini yapsalar kurtulacaklar. Ahir zaman fitnesi. Olduğumuz için sureti hakikat olarak kabul ediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri söylüyor. Diyor ki, ibadetin suretini hakikat olarak kabul ediyor. Mesela bir sürü vehim var, vesvese var, şirk var. Onlar amel olsa... Şirk var bir sürü kafamızda kardeşim. Hatta hadisi var. İnsan şirk koşmadan iman etmiyormuş. İlle bir şirk var. Şöyle bir soru sorayım. Şimdi bu anlattığın süreç normalde sekeratla o çekirdek tekrar şey olacak. Şimdi diyelim derste öldük ama öldüğünü bilmeyecek. O zaman bu süreç nasıl olacak? O zahirde dersin, ilmin, ilim meclisinin iktizası şehit oluyorsun. Ama bunları konuştuğun zaman, yani bu başka bir şey. Bu sefer şehitlik içinde başka bir şey. Şehitliğine de şahit oluyorsun. Arkasına geçmiş. Evet. Çünkü şehitlik de sana şey geliyor artık. Yani Miraç'ta yaratılışına şahit olmak, bu askerde şehit olmak gibi midir yahu? Alakası yok be kardeşim. Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın, birisi bir ses atmış. Şaşıracaksınız ya, neyse kameracığım. Ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Acayip bir şey ya. Bu Furkan kim dinledi ya? Mehmet kardeş mi dinledi? Yok, kimseyi dinlettirmedim. Bak ne diyor biliyor musun adam? Bir telefonu alayım bak. Bakayım çalacak mı? Yapabilecek miyim bak. Adam ne atmış ya? Hakikaten deli ya bunlar. Tanımıyorum ha numarasını. Ha bak. Sesi bakayım. Tapmış olduğumuz Allah olduğunu nereden bileceğiz diyor. Sohbetinizde dediniz ki herkesin diyorsunuz. Rabbi hası var, yani kendine özgü bir Rabbi var. Şimdi biz kendimize özgü olan Rabbin dışına çıkabilir miyiz? Örnek veriyorum Bediüzzaman Hazretleri ile bizim taptığımız Rab farklı. Yani herkesin zannına göre ahirette de bu şekilde tecelli olacak. Peki gerçek Allah'ı nasıl tapabiliriz? Hani nasıl desem Rab... Rab diye böyle düşünüyoruz. Kendimizin dışına çıkabilir miyiz? Rab'be has olarak bahsediyorum. Yani gerçek olarak o Allah'ın... Kanaat edemiyor Rabbine ibadet etmeyi. Nereden bilebiliriz? Çünkü zannımızdaki Rab'be tapıyoruz bir nevi. Selamünaleyküm. Görüyor musun adam? Tanımıyorum.
Bulmuş. Ne yanlış yanlış trene binmeyelim diye. Durumu iyi değil o adamın. Ha? O adamın durumu iyi değil. Şimdi diyor ki, anladınız değil mi? Ben diyor, Rabbi has diyor. Rabbime ibadet ediyorum. Ama Rabbul Alemin'i kastediyor. Ona ettiğimi nasıl bilirim? Rabbul Alemin'e ibadet ettiğimi. Bu vesvese mi? Nedir bu? Bu soruyu soran Rabbul Alemin'e ibadet ettiğini gösteriyor. Sorguladığı için. Ne? Fark etti. Fark etti. Ötesi de makbul mu? Tabii ki. Herkes Allah'ı ahirette değil, Rabbini görecek diyor. Rabbul Alemin nasıl gözükür? Cenab-ı Hak dedi ya, Peygamberimiz Miraç'ta dedi ya, hakkıyla en iyi bilen yine sensin. Şimdi o Rabbul Alemin hiçbir zaman bitmez ki. Nasıl bileceğiz? Bunu fark ettiğin anda Rabbul Alemin'e Rabbin Rabbin, ikisi de makbul zaten. Yani kökteki çekirdek, meyvedeki çekirdek. Şimdi biraz gidelim isterseniz. Daha bir tane bile okuyamadık. Size ve sizinle birlikte İrfan. Hasan abi, şimdi Zühre, Katre ve Reşa, bunlar istidat mı abi? Ona sor. İrfan'a sor. Bunların istidat olduğunu sizin yazdığınız yazıda ben görüyorum abi. Bir sen yoldan almadınız mı onu? Hı hı. İstidat diyor bunlar abi. Tamam. İstidat sorarsan abi bunların... Ya soru sorma, bize ekle. Ekle de anlat şey yani. Anlatıyorum abi, biraz sabit edin. Bakın böyle böyle çıkacak meydana. Diyorum ki Zühre, Katre ve Reşa eğer istidatsa bir Zühre'de yine Zühre, Katre ve Reşa olarak kabiliyetlerin de ayrıyetten olması lazım. Yani bir Zühre'de Zühre, Katre ve Reşa ayrı ayrı, Katre'de Zühre, Katre ve Reşa hepsi yani sırayla ayrı ayrı olması... Doğru söylüyor. Ne biliyor musun? Zaten İrfan dedi. Tek başına düşünme. Zühre gibi gözükürken içinde Katre de var, Reşa da var. Katre'yi tek düşünme diyor. Ama kaçırdın orayı da. İçinde aynı zamanda Zühre ve Reşa sistemi de çalışıyor. Hem mesela de... benim aklım çalışırken kalbim çalışmıyor mu? Hem dinlemiyor hem soruyor abi ya. Hayır hayır. Aynı şeyi söylemiyoruz Hasan abi. Öyle aslında... Mi? 9 tane karakter oldu. Aslında ben size bir ipucu attım. Şöyle, 35 sene okuduğunuz yanlış değil. Ama siz kabiliyetteki Zühre, Katre ve Reşa'yı okumuştunuz. O istidattaki Zühre, Katre ve Reşa'dan bahsediyor. Oo, sevdim lan şimdi seni. Antika bir şey söyledi, biliyor musun? Kabiliyet, mesela herkes de istidat eşit. Herkes alim olma, doktor olma, mühendis olma... talebe olma istidadındadır. Ama herkes marangoz olma kabiliyetinde değildir. E tamam abi, orada yazmış ki zaten ya. Ha, ne yazmış? Tasarruf abi? Var. Tasarruf kabiliyettir zaten. Tasarruf eden o. Tasarruf eden. E tamam. 9 ayrılıyor ya. Evet. 9 karakter oluyor. Bir şekilde başka tamam. 3 bu. Bu şekilde çıkıyor işte. Bak şimdi. Bak bu yani, bununla çalışırsa, bu da bununla çalışırsa. Bak şimdi şurada da bunun demiyor, şeyi mi deniliyor matematikte? Şeyi alınıyor, türevi mi alınıyor? Ha? Kombinasyon. Yani 9 tane karakter çıkıyor buradan. Temelde insan ahlakı, insan karakteri 9'dur. 9 tane çıkıyor. Yani Zühre'nin içinde Katre de var, Reşa var. Etti 3. Katre'de, Zühre'de var, Reşa'da var, bir de kendisi 3, etti 6. 8 oluyor abi. Ben onu hesapladım. Öyle de değil. Nasıl? Mesela Reşa'da bir tane Reşa olması lazım. 2 yapıyor. Bir Reşa'da bir Reşa. Ama bir de kendisi. İşte tamam. Bir Reşa kendisi, bir de Reşa oluyor tekrar. Yok şey bak, bir Zühre var gözüküyor. Onda en kesip olduğu için Hasan abi, Zühre gözüküyor. Ustad diyor, 9 karakter diyor. Bu 9 nasıl çıkaracağım bunu? İşte sizin saydığınız sistemle 9 çıkmıyor, 8 çıkıyor. Ne çıkıyor öyle ki? Bakın 3 tane Zühre, 2 tane Katre ne yapıyor? Olur mu? 3, 3, 3. 4. 3, 6, 9. Şimdi Zühre de Zühre, Katre, Reşa. Katre evet. De Zühre, Katre, Reşa. Reşa da Zühre, Katre, Reşa. Evet. Bu şekilde mi? Evet. Tamam, 9 tane olan bunlar kabiliyet abi. Kabiliyet diyoruz zaten. Bu istidat. Ha, bu istidat. 9 tane kabiliyet. 9 tane kabiliyet. Yani 9 tane karakter çıktı. Evet, evet. İnsan işte karakteri böyle olur. Mesela bakın şu Mehmet gösterdi bana sana bir. Şurada Haşi de söylediği zaten o değil mi? Bir okusana bana şurayı. Her tabakada dahi 3 tayfe var. Temsildeki 3 her tayfede. Her tabakadaki o 3 tayfeye belki 9 tayfeye bakar. Yoksa 3 tabakaya değil. Evet. Zaten şekli 9 tabak üzerinden çıkartmıştık abi.
hatırlıyorsanız. 9. 9 da evet. Yani bölmüştük böyle. 9 tane. 9 çıkarmıştık. Evet. Yani bu zühre gibi gözükürken aslında bunu da şey yapıyor. İçine barındırıyor. 3 tane şahsiyet burada var. 3 tane şahsiyet Katse'de var. 3 tane Reşat'a var. Diyor 9 tane. Yani bu ne işimize yarar? Evlenirken, iş yaparken, ortak şey yaparken, kendim işi, hangi risale okuyacağım, şualardan mı başlayayım falan. O da ha, şualar mı, mektubat mı, öne çıkan. Mesela ben hep çatışmışım. Lemalar mı, şualar mı? Öyle. Böyle bir tuhaf. Ötekisi de bırakmıyor. Zaten tercih edemiyorsun ama enfusi ya ikisi de. Enfusi kitap, lemalarla şey. Şualar. 9 tane karakter çıkıyor. 9 tane karakter. Öne çıkan hangisi bilinen? Mesela şeyde Yasin'de hangi karakter gözüküyor acaba? Bu he? Devam edelim hadi. Saat bir tane bari okuyalım ya. Bir tane bunu ne yaptık? 337 gene akıl. Akıl ve marifetle giden diye. 363. Bir de bunu okuduk mu keseriz. Hazır mıyız abiler? Bugün şey ezel ve ebedin, sekeratın, miracın farklı şeyini çok akıl çerçevesini güzel oldu. Çok şükür. Çok şükür. 363. Hayvan dayı olamazsın. Çünkü senin başındaki akıl meşhum bir alet olur. Senin başını daima dövecektir. Ne anlaşıldı? Akıl ya meşhum bir alet olur ya da dünyanı cennete dönüştürür. Düşün başın devamlı dön başının içinde. Yani aklına bela aklın olursa, aklını döven, devamlı vuran aklın olursa. Aklım aklıma vuruyorsa, Allah Allah, Allah Müslümanı korusun ya. Amin. Aklını aklın dövüyor, aklın aklına bela, akıl aklına düşman. Lan nasıl yapacaksın bunu ya? En pisi oldu, ondan daha kötüsü yok. Bir şey yok. Bak yapayım ben abiler, ayak atacağım. Amasın, sopa, çare sopa. Yol bulurum. Ayağım yok, tekerlekli sandalye, çare. Böbreğim şey yok, doktorun eski mesleği, diyaliz, çare. Ama bu gitti. Hiç yok. Hiç, her şey bitti. Her şey bitti. Allah kimsenin başına yok. Yani bak bir daha. Aklın aklını döverse. Bundan kurtulmak için adam, Jung, İsviçre'de gittim ben onu. Yani bir kişi kalabilecek manastırlar yapmış dağın eteğinde. Ben o dağa gittim abiler. Dağa gittim. Ben bana şey yapacaksınız dedim. Allah razı olsun oradaki arkadaşlar götürdü. Bak falan ya kişi şuraya girdi diyor. Kasabilasın. Öyle şey Türkçe'ye çevirdiler. Falan kişi burada kaldı diyor. Manastır tek başına kalıyorlar. Krallardan Trabzon'a gelmiş. Adam o dağa oymuş kalmış. Orada mağaralarda eski dinde de hepsinde de var. Mağaralarda, dağlarda böyle manevi insan yetiştiriyorlardı. Onlarda da var İslam'da. Şimdi adam aklımı dövüyor diye aklının şerrinden kurtulmak için oraya sığınmış. Zannetmiş ki benim aklım hariçten etkilenip de bu hale geliyor. Oraya gitmiş, daha beter yapmış. Bunu Gazali'de de görüyoruz. Her şeyi satmış, devretmiş çoluk çocuğuna ne kadar ne gerekiyorsa gerisi satmış. Tamam demiş. İslam toplumunda mağaraya çekilmiş. Yani sonra çıkacağım biraz eğitim yapayım diye değil. Bitti hayat tamam. Hayatı noktalanmış iken Zembil Ali Efendi de var burada. Bir bakmış ki 10 sene dayanabilmiş. Sonra demiş ki çıkmış 10 sene kazanımını iki basın toplantısı diyeyim şimdi tabiyle ifade etmiş. Demiş ki 10 senesi kazanımımı söylüyorum. Her şeyi akılla izah edenler ki akılcı bu. Her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. İki, yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim mağaradan hiç çıkmazdım. Yani yalnız kalırsan duman olursun kalma diyor. Hatta yalnızlık Allah'a mahsustur. Anadolu ve tekerleme var ama şeyde yok yani. Öyle dinde. Allah bile mevcudatı ve bizi yarattı. Habibim dedi, Halilim dedi, dostum dedi.
dedi de dedi. Bak. Şöyle bir mana da olur abi. O oradaki kazanımlarını çık ver. Yani sadece kendine depolama. Bu mana da var. Ne işte nasıl dersen. O bir kadın yani. Aa, bir şekilde gelmiş Mehmet. Adam attı dışarıya. 10 sene ya. Ha? Ne niçin söyledim bunu? Ha? Trabzon'da mı dediniz yapmış bunu? Yok. Trabzon'da da Meryem Ana Manastırı var ya Manastır, gittim. Ha. Yani adamlar orada da yapmış diyorum. İsviçre'de sif yok yani. Ya bu kanuniyet bu. Kanuniyet bu. Şimdi diyorum ki bunlar nereye niçin dağıttık? Aklımı dövüyor. Ne nereye gideceğim ya? Gafur. Başka bir yer mi var aklım? Şimdi doktora desen ki, doktor da burada. Derse git. Doktor, buyurun hasta kardeşim. Aklıma bela. Hastaneye git şimdi. Buyur kardeşim. Aklıma bela olmuş. Ne diyorsun ya sen? Ne der biliyor musun? Vallahi benim de aklıma bela. Şey bana işte hapishanede eğer 15 günde bir götürüyorlardı psikoloji şeyiyle. Sıkılıyor musun dedi. Sıkılmak nispidir dedim. Çeşit. Ben burada sıkılırken sen de dedim. Aynı şeyi lüks devamlı arabaya bindiğinden sıkılırsın dedim. Baklava yemekten sıkılırsın. İki taneydiler. Birbirlerine bakıyorlar. Ya nispidir tabii ki sıkılacak. Sen de arabada da sıkılıyorsun. Sıkılmak şey değil ki. Sıkılıyor musun dedi. Siz de arabada sıkılıyorsunuz. Aynı şeyi yapmaktan sıkılıyorsun. Hapishane aynı şeyi yapmaktır. Sen de aynı arabaya bindin. Senin de hapishane ne olur? Aynı baklava yiyorsun. Hapishane ne olur? İnsanın fıtratında bu yoktur. Sonra dedi ki sen dedi şurada dur dedi. Erp seni tek tek birkaç dakika sürgülendirdi. Ondan sonra ikisiyle oturduk. Belki de yarım saat sohbet. O tarzı bir şey. O zaman ben niye mutlu değilim dedim. Sizin bildiğiniz yumruktan misal vereyim dedim. O kadar hoş oldu ki. İşte niye? Aklımı dövüyor. Bak diyor ki hayvan dayı olamazsın. Niye? Onun aklına vuran aklı yok. Çünkü senin başındaki akıl meşhur bir alet olur. Aletmiş. Senin başını daima dövecektir. Akıl meşhur bir alet olur. Ya da dünyanı cennete dönüştürür. Düşün başını devamlı döven başının içindeyse. Başını döven başının içindeyse. Sarayın efendisi akıl padişahla muhabere ediyor. Geçmişin elemini, geleceğin korkularını, Allah Allah bak bu insan nasıl yapacak abiler? Geçmişin elemini, geçmişin güzellerini artırma getirmiyor. Hep elemini, geleceğin de korkularını tokatıyla, tokatmış bu. Aklın tokatı neymiş? Tabir var ya aklımı dövüyor. Nasıl dövüyor? Geçmişin elemleriyle tak, geleceğin korkularıyla püt, tak. Geçmiş, devam vuruyor. Geçmiş gelecek. Geç tak vuruyor. Şimdi gene kafam dönmüş, serseri oldum zaten, başım döndü. Tokatıyla nereye vuruyormuş? Bir, yüzüne. İki, gözüne. Üç, başına. Çarparak dövüyor. Şaka yapmadım. Bak yüzüne, gözüne, başına. Geçmişin, ya geçmişin güzellikleri yok mu? Onu getirmez. Geleceğin güzellikleri yok mu? Getirmez. Çarparak dövüyor. Peki ne yapacağız? Vahiden kopuk akıl, vahiden kopuksa bir lezzet içinde bin elem katıyor akıl. Bin tane elem. Hayvanda akıl olmadığı için elemsiz güzel bir lezzet alır, zevk eder. Vallahi hayvan olmak lazım ama elimizi geçmiyor. Akıl olmadığı için geçmişin elemini, geleceğin korkuları yok. Otu ot olarak yiyor. Biz televizyon seyrederken veya telefonla yemek mi yiyorsun? İbrahim Hakkı Marifetname'ye göre yemek yerken başka bir şey yapıyorsan yemek seni yer. Yemeği yer. Bırak bunu. Peki ecdat ne demiş? Dinle konuşursa ne olur? Daha kötü bir şey. Ama telefonla oynarken yemek mi yiyorsun? Yemek mi seni yiyor? Kim kimi içine almış? İçimin içine giriyor. Ben bunun içine giriyorum. Onu seyrettiğimi zannediyorum. Oraya girdim be kardeşim. İçine giriyorsun, içine.
Bunun içine nasıl giriyorsun? İçimde değil mi fikir ve his? Uyanınca ben onun içine girmiyor muyum? Zaten uyanmak demek, fikir ve his hayal uyandı mı? O balon gibidir, fanos gibidir. İçine giriyorsun. Ölüm anı da fanoslanmaktır. Bütün elestu bi rabbikum'dan ta bugüne kadar bütün hayatın balon olduğu içine giriyorsun. Bunu bilimsel de kanıtlanmış. Adama cihaz koymuşlar, ölüm anını çarpmışlar. Bakmış ki Alzheimer olduğu halde o geçmişe geçtiğini bölgelerden göstermiş. Alet göstermiş. Yani anda olmamış Alzheimer. Bütün geçmiş bölümüne gittiğini sinyal vermiş. Depoya gittiğini o anda. Demek vahiden kopuk akılla elemler, geçmişten elemler, gelecekten korkular lezzet içine elem katıyor. Yani Müslüman gafil gibi, kafir gibi günah yapabilir ama lezzet alamaz onun kadar. Çünkü adam menüs bir lezzet alır. İman değil ya. İmansızlık değil. O elem için elem. Ama günahtan kafir lezzeti lezzet olarak alır. Kafir olmak lazım ki ta kendi günahı yapabilesin. Ama biz günah yaparız ama onlar gibi lezzet alamaz. Çünkü vicdan seni o anda yakıyor. Elemle lezzet, menüs lezzet karma oluyor. Yani bunu alamayız tam onun gibi. Boşuna uğraşma yani. Boşuna gafur. Evet abi. O günahlar boşuna isteme yapamazsın onlar gibi. Yok yani ben denedim olmadı. Yok. Sus lan. Demek takat... tokat bildiğimiz elinle olan değilmiş. Tokat vuruyor var ya. Neymiş? Aklım aklımı dövüyor derken tokatı elem ve korkuymuş. Nereye vuruyor? Üç yere vuruyor. Gözüme, yüzüme, başıma. Göze niye vuruyor? Orayı çözmüş değilim. Ben burada bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Şimdi akıl meşhur bir alet oldu. Geçmişin elemini, geleceğin korkularını tokatıyla yüzüne, ben buna sima dedim. Sima ruhun aynası. Gözüne, göz kalbin aynası, kalbine. Başta dima. Akıl, o akıl yani dima içindeki akıl meşmalet olunca. Maşallah. Suretinden kaynağına gitti. Surat neydi? Göz, münafık bahsi ne diyor ki? Kalbin aynasıdır. Yüz, ruhun aynasıdır. Akıl, dima da akıl. Şimdi böyle bunlara çarparak dövünce akıl, dövünce bu sefer mahkemeye gidiyor, mahkemede vicdan. Mahkemede vicdan. Vicdan düzeltmesi lazım yani. Evet. Bugün de Muhammed Emin Düzceli, nerede ya, nerede bildi, ha bu sefer. Ne dedi biliyor musun? Çok ilgim için. Kardeşim, herkese talebe diye bakacağım. Böyle istifade ettiğin zaman hakikaten kafama şey geldi ya. Bak bu adam bir şey dedi. Ama hakikaten beni de bilmediğim bir şeydi veya zannediyorum. Dedi ki, şans-ı mani dersi yaptım Kırıkhan'da 10 gün. Onu dinlediniz. Şöyle, bütün nurcular mazi, müstakbel, haldeki yani bildiğimiz şey de çabuk şey yapayım. Akıllarını at. Kalplerini at içine. Ruhlarını da at. İbadetlerini at. Karıştırdık mı? Şans-ı manevi, cismani değil, ruhani. Manevi vücut diyor. Şahıs var ama manevi. Biz onun içindeyiz, bizi yönlendirir. Hemen bir soru geliyor. Nasıl bir şahıs? Manevi, bizde his, fikir, düşünce yok mu? Nerede? Bizde. Fikir nerede? Yeri yok. Çıkınca onun içine girmiyor muyuz? Gadaplanıyoruz. Nasıl makas yaptı diyoruz. Gafil olan şunu şöyle yaptı, böyle yaptı. Bir fikir çıkınca o şahıs değil mi? O vücudu yok mu fikrin? İçine girmiyor muyuz? Sendeki fikrin içine senin girdiğin gibi fikirle oluşan vücudun da adı şahs-ı manevi. Onun içine giriyoruz. Şahs-ı manevinin tek yönlü çalıştığını söylüyor. Nedir o? Hiçbir nurcunun günah adimi olduğundan dolayı gelmez. Günahı bize aktarmaz. Günah adimi olduğundan, nuran olmadığından yansıması yoktur. Dolayısıyla nur talebelerin bütün hasenatları orada. Vicdan da kafirin dahi olsa kesinlikle olumsuzluğu telkin etmez. Mahkeme salonu o
prosedür akıldır, hakim ise vicdandır. Kafirin dahi mahkemesi vicdandır. Dedi ki Muhammed Emin, şimdi o şahsı manevi bizi ne yapıyor? Fikir veriyor, his veriyor, seni sevk ediyor. Şöyle yap, öyle yapma, tamam mı? Öyle değil mi? Biz şahsı manevi bizi yönetiyor. Hani tarikatçılar diyorlar ya, nurcuların bir başında şahıs yok. Kitapla olur mu? Kitapla olur mu? Bunu peygambere gidiyor bu söz aslında ama bilmeyerek tabii. Allah Resulü diyor ki ben size iki şey bırakıyorum. Bir Allah'ın kelamı, kitap. Bak adam değil. İki, onun hayatta nasıl yaşanıyor, nasıl uygulanıyor? Sünnet-i seniyye. Temessük ederseniz kurtulursunuz. Şuna yapışın dedi mi? Demedi. Ha onu o yok mu? Demedi diye yok değil. Uygulayan, yani herkese aynı meşrepte olmaz. Onu yaşayana sen de onu takip edersen olur. Ama esas değil tabii. Şimdi bak iki şey şahsı manevi. Şimdi dedi ki şahsı manevi, nurcular arasındaki şahsı manevi hep hayrı telkin ediyorsa, yanlışa da elem veriyorsa bu şahsı manevi vicdan olabilir mi diyor insandaki enfusi karşılığı. Değil mi? Çok uyuyor. Madem vicdan biz yanlış yapınca aklımıza gafır demiyor mu yanlış yaptın? Aklımıza demiyor mu yanlış düşündün? Bak yanlış karar verdin. Kime diyor? Akla. Akla akıl hocalığı yapmıyor mu? Aklımızın aklı oluyor o zaman. Vicdan bunu yapıyorsa şahsı manevi de böyle yapıyor. Mesela siz mi geldiniz buraya? Aklınıza fikir, kalbinize meyil koyan şahsı manevidir. Herkese koymuyor. Şahsı manevi insanda vicdanın üzerinden çalışır diyor. Öyle güzel tabir oldu şimdi. Evet. Yani o mesela elektrikteki ısı ocağa koyduğumuz zaman elektrikteki o kanun. Elektrikte bizzat elektrik tutsanız şu tesisatın içindeki kabloda sıcaklık yok. Sıcak yeşil kabloyu tutun hatta kablo erimiyor. Ama elektrikteki ısı telde ortaya çıktığı zaman kablo değil evi yakar. Ha, şahsı manevi de adeta bizim memlekette şu dört şekilde çalışır. Şahsı manevi nasıl? O vicdan gibi gözüküyor. De, o suret kanunet hakikat mahiyetine bakılsa o zaman daha net çıkmaz mı? Çıkar. Mesela yani, hatırına geliyor bir şey. Vicdan kanuniyet gibi duruyor. Evet. Yani şahsı manevinin kanuniyeti vicdan. Ha güzel. Öyle şahsi manevinin efendim Hikmet Han. Abi o zaman şimdi eline vuran kalkan diyen kim? O zaman o da sadece vicdan değil ki bir de mesela ağzına vuran sus diyen kim? Bir de yataktan atan kim? O zaman hem vicdanla beraber yani ya da vicdanına bir sinyal vermesin. Neyse ben malzemeyi topladım getirdim. Ama Bayram güzel yaptı. Ben bunu çözememiştim. Yüzüne, gözüne, başına. Yani durmadım üzerine. O nerede geçiyor abi o üçleme? Yo benim değil ya. Kendisi söylüyor. Risalede geçiyor mu? Geçiyor. Sayfa 363. Oradan aldım. Oradan aldım. Yani metni yazmadım uzun olur ama ben buraya geçirdim yani. Bak orada 363. Yüz nedir? Simahum fi vucuhihim min eseri sucudu. Nedir? Ruh. Ruhun aynası. Göz münafık bahsini söylüyor. Kalbin aynası. Dima, akıl onun şeyi. Hakikaten demek ki yüzüne, ruhuna, gözüne, kalbine, başına, aklına vuruyor. Neyle? Geçmişin elemiyle, geleceğin korkuları tak 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 tak. Aferin lan. Zaten şeydi, sıralama da diyor. Ruh, kalp, akıl. Ha ya, ooo. Çok tuhaf ya. Risale-i Nur tuhaf değil mi abiler? Şahsı manevi. Yani insan yoktu. Hem de nasıl insan? Peki seni, bizi şahsı manevi nasıl yönetir? Seni fikirler nasıl yönetiyorsa? Seni fikirler yönetmiyor kendi fikirlerin. Duyguların, aklın, fikrin, hayalin seni yönetmiyor. Bedenini kim hareket ettiriyor? Fikirler. Niye koşuyorsun oraya? Niye gittin oraya? Niye seviyorsun? Niye nefret ediyorsun? Niye öyle düşünüyorsun? Siman niye öyle değişiyor? Öyle düşündüğün için. Niye böyle kızdın? Öyle hissettiğin için. Ha bizi yöneten hisler, duygular olduğu gibi cemaati de yöneten şahsı manevi. Aynı şey. Hani insan yoktu? Var ama insanı biz ceset olarak kabul ettik.
Bizi yöneten beden midir? Fikirlerimiz, düşüncelerimiz, hislerimiz bizi biz yönetiyoruz. Yani bedeni o yönetiyor. Saat 4:30. Burada kesiyorum. Daha yeni ısındım desem mübalağasız. Yani hakikaten hani acayip şu anda da zin şeyi var. Ama saat geldi. 369 şey yapacaktım. Tamam diyelim burada. Çok şükür ya. Bugün hulasa edersek, hulasa etmezsek de daha iyi olur. El Fatiha.